Yanına çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Bir şey diyeceğim bak. Fevri hareketler yapmayın, tamam mı? Hepimizi öldürecek halleri yok yavrum zaten. Tufanlar dışarıda, bizi her türlü kurtarırlar. Merak etmeyin, tamam mı? Selamünaleyküm. Ne haber? Çok zaman oldu görüşmeyeli Fikri. Nasılsın? İyisin inşallah. Rahmet! Rahmet ne oldu? Yerine gel. Sizin ne işiniz var lan burada? Yani elimizden geleni yaptık ama Barış, kusura bakma. Ya, ya ne olduysa olmuş. Zaten birazdan geberip gideceksiniz. Ne yapacaksınız kurşun sıyırdı filan? Ya siz manyak mısınız? Niye topladınız hepimizi bir araya? Biz sayenizde olduk. Ama birazdan hepinizi kurşuna dizdikten sonra rahatlayacağız. He. Nerede lan bunların erikleri? Çocuk da var dediniz. Baba biz bilemedik, sen onları ister misin? Arabada bıraktık onları ama getirtin mi? Murtaz abi, Murtaz abi şöyle yapalım mı? Sizin probleminiz bizimle, tamam mı? Bizimle çözün, çocukları serbest bırakın. Tamam mı? Neyse neyse aramızdaki bu husumet, bunu biz beraber çözeriz, tamam mı? Öyle yaparız. Siz çoktan o pazarlık şansını kaçırdınız doktor. Neyse onlarla sonra ilgileniriz. Zaten burası insan kaynıyor. Fikri. Fikri. Ama yok. Seni sonra, en sona bırakayım da soyunun kuruduğunu gör. Geç lan şöyle. Evet. Hanginizden başlayalım? Murtaza. Murtaza sakin ol. Sakin ol. Murtaza Bey. Murtaza Bey sakin ol. Murtaza Bey. Murtaza Bey sakin ol. Sakin ol. Baba, yenge geldi. Bir bu eksikti. Almayın içeri. Dağılacak şimdi burası. Canı sıkılmasın. Ay Muhteş, ne haltlar karıştırıyorsun gene. Bu zebaniler salmadı beni içeri. Ferda. Öpeyim. Erken beklemiyordum bu kadar seni Lüfer'im. Bir hafta daha kalacaksın diye biliyordum ben. Evet. Sen olmayınca ben termalde çok sıkıldım. O yüzden eşyalarımı topladım geldim. Kim bunlar böyle boncuk gibi dizmişsin? Haloğlumu öldürdüler bunlar. Cezalarını keseceğim Lüfer'im. Sen çık durma burada. Üzerine kan sıçramasın. Ay bak şimdi bunları görünce benim aklıma da şey geldi. Benim bir arkadaşım vardı, böyle çok güzel bir kadın. Onun kocası üstüne kuma getirdi. Sonra arkadaşımı böyle zorla boşatıp
sakat halde, iki bacak kırık halde, karda, kışta sokağa salıyorlar. Bak terbiye size ya. Nereden geldi şimdi aklına bu? Ay işte bu at hırsızı kılıklı herifi görünce aynı arkadaşımın kocası yani, bu kadar benzer. Pes, önce bunu vursana, benim bir içim soğusun. Ama biraz. İnsan insana benzer yani. Hmm. Bence. Emrin olur. Lülüferim, emrin olur. Sen çekil şöyle. Yani şöyle benziyor diye de bir anda adamı vurmasanız mı? Bir şey söyleyeyim ben. Yok ne olur Allah aşkına tam. Bir sakin olsak. Bir sakin ol ne olur Allah aşkına. Bir düşünsek, bir daha düşünsek. Murtaz abi. Ne olur yapmayın. Nilüfer Hanım, Nilüfer Hanım. Bir şey yapsanıza. Nilüfer Hanım. Ay tamam dur Murtiş, tamam dur, vazgeçtim. Şey yapabiliyor musun acaba böyle öldürmesek de süründürsek? Var mı repertuarında böyle bir şey? Repertuar? Nasıl yani? Sıkmayın diyor, kafasına sıkmayın hemen diyor yani. Ay, öldürmeyin. Ben de bilmiyorum işte canım. Ay, gönder bunları, yani onlardan daha mı değersin? Allah aşkına benle ilgilen biraz. Baba, büyük patronlar buraya geliyormuş. İçeriden haber geldi. Sırası mı şimdi ya? Hayır ben böyle işin, hayır ben böyle işin. Alın bunları Ahıra, sonra bakacağım bunların icabına. Ahıra, Ahıra süper, Ahıra. Beni de alın. Sen de hemen kaybol. Ortalık kızışacak, sakın çıkma. Hı hı. Ya ama bir söyleseydiniz kardeşlerim nerede benim ya? Nereye, buraya? Beyefendi söylesenize. Güzelim. Ama hiç cevap vermiyorsunuz, soruyorum burada ya. Hüseyin sus, arabada kalsınlar, akıllarına getir bir durma. Tamam bağladın ay, galiba. Tamam oturun. Zaten bağlayayım ya. Beyefendi ama cevap vermediniz, nerede kardeşlerim? Biz, bir şey diyeyim ya. Bir tanem durur musun ya? Tamam. Tamam biz iyiyiz burada, hiçbir yere kaçamayız, hiç merak etmeyin. Tamam mı? Ne kadar sert adamlar. Şimdi ya. Bakın, toparlayın kendinizi, bak çıkmamız lazım buradan. Seni şu ferdi adam bir şey çıkmaz mı, kurtarmaz mı bizi? He, kurtarır bizi. Görmedin mi oğlum, kadın ilk beni vurdurtuyordu ya, ne kurtarması? Oğlum demek ki hala sana kesik saksı çalıştırsana. Baba sus, saçmalama. Ya Tufan abi ortada çocuklar var ya. Yani bir kızla konuşsak belki kocasını da ikna eder ha? Ya Filiz sen tanımıyor musun Ferda'yı? Çoluk çocuk dinler mi Allah aşkına ya? Bir şey soracağım, bu Ferda kim, neyin nesi? O şey... Ya bunun eski kesi ya. Eski karısı. He. Oğlum eski dost düşman olmaz ya. Git konuş, öp, kokla, bir şey yap, oynaş. İkna et. Ondan sonra da bizi buradan çıkartsın işte ya. Ya yok, bırak. Hayır. Ben de fikre katılıyorum vallahi. Doğru söylüyorsun. Ya Deniz olur mu öyle şey? Adamı şey gibi kullanalım mı, öyle yem gibi orada olacak iş mi? Ben ablamın dediğine daha okeyim yani. Ben de. Ne demek olur mu öyle şey Rahmet ya? Biz mi öleceğiz yani o namusunu kurtaracak diye? Kaybedecek vaktimiz yok. Yürü sen oradan. Bu da var ya. Doğru söylüyor lan. Vallahi yapıştır biz. Ya. Gördüğü yerde yapıştır. Ha öyle mi Barış? Güzelim mi? Ha biz arkadaşımız burada yokken kocasını ortaya... Olmaz öyle şey. Ya. Saçma. Sus. Olmaz öyle şey. Canımın içi. Ben demiyorum ki evlensin. Yani bizi kurtarmak için şey yapsın. Diyorum. Bir şey demiyorum ki. Öldürecekler bizi. Arkadaşlar farkında mısınız? Yolun sonuna geldik. Ya kusura bakmayın. Ben de aynı ahlaki şeyi paylaşıyorum sizle de. Yapılması gereken yapılmalı. Kardeşim. Ha. Seni asla unutamadım da lan. Ha? Öyle mi Cemil Efendi? Demek sen aynı durumda olsa eski karınla fingirdeyeceksin he? Attın çiçek benim eski karım Filiz. Pusa. Ay ben onu unuttum ben. Ya evet tamam yani ay olmaz öyle şey işte olmaz. Bak olmaz işte. Öyle yalanla dolanla iş yapılmaz. Bak vallahi yemin ederim arar türlü söylerim, bak sakın oynama benimle. Yani Filiz ben de çok, bana da mantıklı gelmiyor ama ne öleceğiz biz ben de. Tamam sen gidebilirsin. Ama Nilüfer Hanım. Gidebilirsin dedim. Ne işiniz var burada Tufan? Ferda. Bak bizi kurtarsan sen kurtarırsın. Bu adam bizi çoluk çocuk demeden telef edecek hepimizi. Ne olur yardım et bize ya.
Vallahi onu o vicdansız kadınla beni evden kovmadan önce düşünecektin. Çok kötü davrandın bana Tufan. Küsüm ben sana. Ya o kadar vicdansız, ahlaksız bir kadındı ki o. Sor bak, o biliyor. Sor, söyle lan. Özledim. Yani... Özledim. Ferda. Ben seni çok özledim. Ne? Anlat benim güzel kardeşim. Dök gözü güzel kardeşim. Aynen birader, şimdi tutma. Hadi oradan be. Nerede peki o ahlaksız kadın? Gönderdim ben onu. Ne? Gönderdim ben onu. Konuş. Çıktı benim... artık. Hayatımdan çıktı artık o. Aynen, anlat kardeşim. Dök içini. Geçek, dur Allah aşkına. Ben... seni çok aradım, çok özledim. Sena bunlar da şahit. Bak, dön. Ya her gece rüyamda, rüyamda gördüm. Ben hep seni rüyalarımda görüyorum Ferda. 5 kere. Hadi canım. Her gece görüyorum. 5 kere. Çok aradım seni ama bulamadım da. Yani şimdi ben de burada insanların içinde... Tamam, sus. Konuşma. İnanırım. Ya bu ne be? Olacak işmiş, elime koyuyorsun ya. Ne oluyor Fiko ya? Neden burada bizi bıraktılar da gittiler? Ne bileyim kızım ben ya. Böyle otur otur olmuyor ki, bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız ki? Ne yapacağız biliyor musun? Gizlice eve gireceğiz. Sonra birisinin telefonu aşırı polisi arayacağız. Üf, delirdin mi sen Fiko ya? İçerisi pis adam kaynıyor. E daha iyi işte. Birinin telefonu olmasa öbürününkini alırız. En kötü evden bir telefon buluruz, oradan ararız. İyi tamam hadi. Beni götür. Ben kalmam burada. Korkuyorum. Tamam İsmo, sen de gel. Ama sakın ses çıkartma, anlaştık mı? Siz burada. Ne oluyor lan burada? Bir şey abi. Ne? Şey. Lan ne biçim insan bunlar? Enikleri de kendileri gibi yerinde durmuyor. Niye çıktınız arabadan? Şöyle ki biz ablama baktık. Burada mı ablam? Anlaşıldı. Düşün önüme, düşün. Yürü. Yani ben şimdi gelsem sen beni alacaksın öyle mi Tufan? Yani şu Murtaza denen herifle evli olmasam anında nikah basarım sana Ferda. Ay ben de mafya babasıyla evlenecek göz var mı Tufan? Sahte kağıttan evlendim ben onunla. Ya. Ya. Ya Tufan. Çok akıllıca. Bak. Süper. Gördün mü? Al şimdi. Ama şimdi Murti salmaz beni. Çok seviyor. Bir de şimdi karısının çalındığını görürse böyle adamı öldürür, öldürür, diriltir falan. O tarz çalışıyor. Çalışma tarzı öyle. Ya, ya, Allah korusun. Ben bu geniş omuz adamları görmek istemiyorum artık ya. Yeter. O zaman ben aşkımı kalbime gömer yaşarım Ferda. Benim güzel kardeşim. Ama... Bizi buradan kurtar Allah aşkına. Eski günlerin hatırı için bizi buradan kurtar. Ay sen şimdi böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Yani sen varken o muşmulu suratlı herif. Bilemedim ne yapsak ki biz? Bence şöyle yapalım efendim. Siz bizi buradan kurtarın tamam mı? Sonra çıkınca düşünürüz ne yapacağımızı. Ha. Sonuçta çıkmadık canın ümit kesilmezmiş. Öyle bakın Esra. Yalnız canın çıkmaması burada en önemli ayrıntı. Ferda, yenge. Yenge, yap bir mertlik be, kurtar bizi buradan. Tamam o zaman. Ay beni bekler misin Tufan? Seni bir ömür beklerim Ferda. O zaman şimdi ben kapıdaki adamları oyalayayım. Ondan sonra Murti zaten içeridedir. Böyle mafyatik konuşmalar falan yapıyor. Ne olduğunu hiç duymaz bile. O sırada da kaçarsınız. Tamam sen o zaman şimdi git hemen kapıdaki adamları uzaklaştır. Biz de defolup gidelim. Tamam Tufan.
Kim bilir acaba ne zaman görüşürüz yani. Bana bir hatıra bırakmak istemez misin? Nasıl bir hatıra? Şöyle. Büyük patladık. Şu anda büyük patladık. Ya beni niye öpüyorsun şu an ya? Şu an beni. Neden öpüyorsun? Yok ben be. Bunu bana nasıl yaparsın lan? Bunu bana nasıl yaparsın? Ya bu bunu bana nasıl yaparsın? Bunu bana nasıl yaparsın? Beni şu an niye öpüyorsun? Geberteceğim. Ama yok. Burayı kara bulamayalım. Yürüyün lan dışarı. Ya al. Çıkartın bunları dışarı. Öpeceğim de öpeceğim. Al öptüm, ne oldu? Ay ne suçum var benim canım? Zaten öldürecekti. Şimdi bağırta bağırta öldürecek. İyi mi? Anam anam. Aa, geliyor. Ay. Ay, ay, ay. Geç lan şöyle. Ben niye ki ya? Cevap verme lan, geç. Oğlum geçsene, geçsene. Geç lan. Dinlesen tamam adamı, gerizekalı. Tamam lan. Öldürmeyeceğim lan seni. Allah Allah, niye ki? Sana öyle acılar çektireceğim ki... Yalvaracaksın beni öldür diye. Niye öpmüyordun lan karımı? Ben şimdi de yalvarırım öldürün diye. Ayrıca da öyle öpmek falan gibi bir şey yok yani. Ben kimseyi öpmedim. Öpmek ben... değil. Doğru söylüyor. Öpmek değil. Öpmek değil. Ama ona bakar ki. Böyleyken çıkmış. Ne yapıyorlardı lan öyleyse? Bademcik şeysi yaptı. Necibe abla ne yapıyor? Lan siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Ya Murtişim ya, ben senin üzerine gül koklar mıyım aşk olsun? Ne yapıyordunuz lan o zaman? Şey yapıyordu, ben hemen açıklayayım. Hanımefendi hani biz öleceğiz ya. Anı fotoğrafı çektiriyordu bizimle gerçekten. Evet. Böyle hani son anımıza dair bir küçük bir anı. Evet yani şey hani bir ailenin toplu kıyımı gibi yani. Kaç defa kıyılır ki insan hayatta değil mi? Bir... Manyak mısınız lan, böyle bahane mi olur? Lan salak mı sandınız siz beni? Asla. O nasıl işti lan öyle? Koskoca adam. Ben hemen göstereyim, kanıtlayayım hatta size. Çüş. Allah'ım. Kıvırmayın lan. Kıvırmayın. Lan. Nereden tanıyorsun bu adamı? Çabuk söyle. Yok tanımıyorum gerçekten. Bakayım. Yok, çıkartamadım. Tanımıyorum. Yalan söyleme lan. Yalan söyleme. Herife bak, kaşı gözü farklı oynuyor. Benim. Tanıyorsun işte, belli. Ulan sen de onlarla beraber eşek cennetine gideceksin ha. Bana yamuk yapmak neymiş, göstereceğim sana. Ferdi lan onun adı. Ya. Tamam mı? Benim de eski karım. Hadi bakalım, gel sık, ne yapıyorsun ya hadi. Ne lan, yıldım, ne yapayım? Allah Allah. Bana ne ya? Baba, şimdi uğraşmasak mı bunlarla? Bak adamlar gelmek üzeredir. Pisliğe geliyorlar, biliyorsun. Sus be sen de. Sus be sen de! Bunlardan kurtulmadan işlerim rast gitmeyecek belli. Önce bunları halletmem lazım. Ama önce senden başlayacağım lan Kale. Sevmiştim lan seni. Ay ya, yapma. Baba, geliyorlar. Ne oluyor be? Kaç! Çabuk. Bak bakalım, bir şey. Bırak. 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 Bırak.
Yapma şunu, acele edin. Tamam kardeşim, bir dur ya. Bir dur. Yavaş. Kiraz. Yavaş. Kiraz'la bir konu verdi. Tamam bebeğim, bir kalk. Onları bulmamız lazım. Tamam bebeğim, yüzeyim. Sarp tamam, tamam, merak etme. Ferda bir bak, ölmüş mü diyeceğiz? Ya nereden emin olacaksın ya? Ses kalk. Şimdi Kiraz'ı bulalım. Bunların hepsi ölmüş. Emin misin? Evet, herkes ölmüş. Dur, hadi Allah aşkına. Hadi. Allah'tan atlara bir şey olmamış ha. Ayılmayalım. Dur. Hadi. Dur, niye başka? Dur, nereye, nereye? Hadi, al çocukları tamam, alacağız. Tamam, bekle. Tamam, sağ ol. Hadi, yavaş, tamam. Yavaş. Piko, Kiraz. Eşer Bey, ya ne oluyor? Gelin. Ya ne oldu? Tamam, sakin. Ya Eşer Bey, ne oluyor ya? Kurtulduk. Allah. Tamam, kurtulduk kuzum benim. Kurtulduk, sakin ol. Dur. Eşer Bey. Tamam, tamam. Gel, aşkım. Gel, Esma. Gel. Sakin ol. Gel, sakin ol. Bekle, bekle burada. Şşş, da sonrası. Gel, gel. Gel, gel güzel. Kapat. Ablacığım, bakmaman lazım, tamam. Gel, gel. Yavaş, yavaş. Sıcağı dikkat et. Yavaş, yavaş. Bakma ablacığım, bakma. Tutun bana İsmo. İsmo'cum, tutun bana aşkım. Ben de bakamam ki ya. Of, of. Necip Edim. Bana bak, açma senin gözünü, tamam mı? Şu hale bak ya. İyi lan, size bir şey olmamış ha. Baba sus Allah aşkına ya. Zaten senin yüzünden oldu. İti ite kırılırdık, iyi mi? Yiğidim, çıkma kolumdan. Sen daha yürü Allah aşkına. Cemil ile Tufan mafyanın adamlarını elinden almış. Mafya olmuş diyorlar. Başına da fikri geçmiş. Yapma ya. Ya. Çete olmuş bunlar, çete. Boşuna yakmamışlar bunların evlerini. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Cemil de bu yüzden bırakmış polisliği. Onlara karışmış. Fikri üşenir ola be. Yalandır. Oo, sigortaya dolandırmışlar ya. Büyük zengin olmuşlar. Ha bak, doğrudur, olur. Fikri yapar. Aha da geliyorlar. Bir el atın anasını. Efendim, ha? Çete mi oldunuz siz peki? Ha? Çete olduk anasını, çete olduk. Birazdan geleceğim, hepinizi ağıracak, kezeceğim. Çünkü nevale alacak sırlık kalmadı bende. Baba bak, evi yapmamıza yardım edeceksin. Vallahi almam seni içeri ha. Ya sus, tamam dedik ya ya. Of. Şşt lan Mümin, sen anlarsın ev işlerinden. Gel de bir yardım et lan. Benim belim çekiyor be Fiko. Ağır kaldırmak yasak mı? Yasak. Eyvallah. Allah senin ben var ya. Oğlum o zaman siz gelin lan, bir el atın ya. Sizin eviniz böyle olsa ben ne yaparım lan? Yardım etmez miyim size? Gidip de yağmalardım Fikri. Beni de hanım evde bekler. Hadi ben kaçtım. Allah senin ya. Hadi bana eyvallah Fikri. Lan şunu... Fikri, vallahi mi çete oldunuz ha? Büyük para kaldırmışsınız diye duydum. Oğlum öyle böyle para kaldırmadık ya. Gel, evde iş yaparken ben sana hepsini anlatırım. Hadi yürü, yürü. Sonra benim oraya geldiğinde anlatırsın onları. Hadi. Ulan olsun. Lan nereye lan? Lan. Ulan sizin al... Boyunuz posunuz devrilsin lan. Ulan siz görürsünüz. Bir gün sizin bana işiniz düşer. Sizi var ya sürüm sürüm süründüreceğim lan. Ya bırak baba ya. Ne demişler? El elin eşeğini ıstık çalarak ararmış. Ne? Aa. Aa ne? Bana ne oluyor ya? Bildiğin zihni amca bulaştı. Barış abi, ben korkuyorum ha. Hadi hadi gel, birlikte hallederiz. Hadi. Hadi yürü. Hadi. Oh be mahallem ha. Thank you.
suratına bak bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını. Adaleti koydu ortasına dön dedi döndükü voltasına. Fakirin paradına bir yok ama zenginin meyvesini koy bardağına. Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda bir öpücük ondur boynundan. Biraz dur başucumda kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa. Sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstünden. Üstüne üstü küskünler geceyi küskünler. Kalem kağıda almışsa güneş geceyi sarmışsa. Ölüm kapıda durmuşsa ecel sonumuz olmuşsa. Gece gölgenin rahatsız. Bir şey hatırlıyor musun? Ha abla komşulardır ya. Birkaç bir şey istedik de. Bu da önemli. Buyurun. Sigorta borcunun ikinci ödemesi için geldim. Biraz gecikti de. Ne olmuş yavrum? Hadi be. Sigortanın ikinci ödemesini istiyorum. Ha. Tamam hocam. Tamam o zaman saat 9'da geliyorum ben sabah öyle mi? Tamam. Diğer doktorun ismi ne demiştiniz hocam? Neslihan Güden. Tanışıyoruz biz onun okuldan da. Öyle daha iyi çalışabileceğim, güzel çalışabileceğimize eminim. O yüzden sordum hocam. Tamam. Tamamdır hocam tamam. O halde yarın sabah görüşmek üzere. Tamam hocam çok saygılar. Çok saygılar hocam hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi yatın artık. Bir iki gün böyle idare edin de yatak işini de halledeceğiz sonra tamam mı? Sırf yatakla bitmiyor ki abla. Televizyon, buzdolabı, hiçbir şeyimiz yok. Evet abla ya. Ders kitaplarımız bile yandı. Yarın ne diyeceğiz biz okula? Siz onu merak etmeyin ben konuşacağım okula. Hadi yat. Canımız sağ Murtaza'dan kurtulduk. Karnımız tok, başımızın üstünde çatırdan ne olsun. Tamam üzülmeyin artık hadi. Bakın size ne diyeceğim, iyi haberlerim var. Yarın hastaneye gidiyorum iş görüşmesi için. Ay öyle mi? Evet. Konuştun mu hocamla? Konuştum hocamla, bir tanem yarın bekliyor beni. Ay hadi bakalım ya. Sigortacıyı da zar zor ikna ettik ödeyeceğiz diye. Çok iyi oldu bu iş. Öyle. Ben de geleyim yarın seninle, bir bebeğe baktıralım. Ya sen sıkıştırmayalım bu kadar be. Sonra gideriz ha. Niye ya Allah Allah, sersefil olduk yollarda. Gidelim bir gösterelim bebeği. Tamam. Öyle olsun. Bak, elimize bir para geçsin. Ne yapacağız biliyor musunuz? Size şuraya güzel bir ranza alırım. Tamam mı? Böyle çok güzel bir çocuk odası yaparız. He? Böyle çalışma masası falan. İkiniz için ayrı ayrı. O zaman işte ben yatacağım. Karşılığında da masayı ben kullanırım. Hadi yatın bak, artık. Bak, pazarlığa bak. Hadi iyi geceler. Hadi güzel bir uyumluk. Hadi iyi geceler. Hadi. Baba hadi kalk. Ya. Hadi ya deme kalk. Ay. Kalk hadi. Ay. Hadi. Ya tamam ya. Of kemiklerim birbirine geçmiş. Hiç söylenme baba. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Hayatta tanıdığımız herkes ölüyordu az kalsın ya. Allah. Yanlışlıkla oldu. Bilerek mi yaptık ya? Hı, yanlışlıkla. Bana bak bundan sonra tek bir üç kağıdında tek başınasın. Bak asla arkanı toplamamın verin olsun. Firiz haklı Fikri Bey. Bakın bizi o kadar borca soktunuz. Onu geçiyorum büyük badire atlattık. Umarım toparlanmışsınızdır. Ya tamam dedik ya. Yalnız işler nasıl çığırından çıktı bir anda değil mi? Ben bile şaşırdım ha. Görüyorsunuz değil mi? Hayatımız şey ipine, ne diyorlardı ona? Ha, pamuk ipliğine bağlı. Hadi lafı çevirme baba hadi. Tamam be tamam ben de ölüyordum. Allah Allah bir daha hayatta hiç çevirmem ben ya. Göreceğiz. Merhaba. Merhaba. Eli Bullar'ın evi burası. Evet. Heh, tamam teşekkür ederim sağ olun.
Ay benim canım ailem, benim güzel ailem. Ne yaptınız? Rahat döndünüz mü? Hiç konuşamadık, konuşamadık ya. Ne işin var senin burada? Ya o ne demek Filiz ablacığım? Bu neymiş siz? Harbiden çok fakirmişsiniz. Bu ne ya? Bu nasıl bir... Ne fakiri lan? Biz fazla eşya sevmiyoruz değil mi Filiz? Ha? Şişt, ne oldu lan? Baban seni eve almıyor mu? Aşk olsun amcacığım ya. Siz benim burnumda tüttünüz. Ben hasretinize dayanamadım geldim. Sen ne diyorsun bana ya? Ona ne şüphe. Eniştem, sen nasılsın? İyi gördüm seni. Eyvallah. Pasta aldım, hep beraber yiyelim ha? İşimiz var bizim, çıkacağız. Ersin bana bak. Buraya babamı azdırmaya geldiysen bak vallahi bozuşuruz ha. Zaten evin halini görüyorsun. Seninle uğraşamayız bir de bak. Filiz abla lütfen, ben hiç öyle bir şey yapar mıyım ya? Yaparsın. Ya sizin bana hiç güveniniz kalmamış gerçekten. Yani çok üzüldüm şu an ya. Gerçekten çok üzüldüm. Yani evet, kötü bir başlangıç yaptık. Ben bunu kabul ediyorum. Gerçekten kötüydü. Ama ben zaten bunu düzeltmeye geldim. Bir iki gün verin siz bana. Ben her şeyi düzelteceğim. Ha, buradasın yani birkaç gün. İşte babamın bir siniri geçsin de. Çünkü sürekli takışıyoruz. Adam 28 Mart'tan başka bir şey söylemiyor. Hadi be kardeşim, bak seni bekliyorum, bir türlü çıkmadın. Ya oğlum sen de amma abarttın ya. Sanırsın Emniyet Genel Müdürlüğü açmaya gidiyoruz. Kahve açacağız alt üstü. Allah Allah. Hem böyle 5 dakika gecikmeyle bir şey olmaz. Hasta hiç bozulmaz ya, rahat olsun. Sen şimdi bu referanslarla bana laf mı sokuyorsun lan? Ya ben sana laf sokar mıyım hiç Allah aşkına ya? Ben sana mesleğin bütün detaylarını, inceliklerini öğreteceğim. Hiç merak etme, harika bir çaycı olacaksın sen. Hadi. Tufan! Hayda. Ya ama bu... Ben geldim. Çok iyi halt ettin Ferda. Niye geldin? Ne oldu? Ay aşk olsun Tufan. Hani beni çok sevdiğini söyledin, çok özlediğini söyledin. Yalan mıydı yani? Evet, yalandı. Ben Tülay'ı seviyorum. Bak onlar hep yalandı. Biz arkadaşlarımızın yönelimiyle seni kullandık. Oradan yırtmak için o kadar. Başka bir şey yok yani. Gidebilirsin hadi. Demek öyle Tufan Bey. Ben sizin yüzünüzden sokakta kaldım. Bana sahip çıkacaksın, yoksa karışmam. Allah Allah, niye bizim yüzümüzdenmiş ya? Bizle ne alakası var ya Ferda Hanım yani? Sen de ipini sağlam kazağa bağlasaydın. Çürük kazağa bağlamışsın. Ay, çürük mülüktü ama benim işimi görüyordu yani. En azından rahatım yerindeydi orada. Geldiniz, her şeyi alt üst ettiniz. Bana bakacaksın Tufan. Allah Allah. Yoksa seninle fotoğrafımızı Tülay'a gönderirim. Oha! Sen onu niye sildin? Yalnız bak, bir şey silmiyorsun ya. Kızım sen gece giriyor, 1,5 seneden başlıyor. İzin vermeyeceğim. Kızım sen çıkıyor lan, Filiz'den çıkıyor. Ne? Ay, eve atıyor beni, eve atıyor beni. Eve git. Ay, çok acelecesin Tufan. Belanı vermesin. Geç. Günaydın. Günaydın Cemil. Ya çok sağ ol vallahi ya, çocukları bıraktığın için. Ha? Ha şeyi diyorsun, ne demek canım, sonuçta altımda at, araba var, görevimiz yani. Günaydın Çiçek. Günaydın Cemil. Nereye, kahveye mi? Kahveye, bugün başlıyoruz işte eğitimlere, ilk ders çay demle. Evet, tamam, o zaman siz gidin şimdi, ben size yetişirim güzel, tamam mı? Tamam canım, hadi. Tamam benim bir tanem, hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi. Ne oluyor lan? Ferda geldi, Ferda geldi. Ferda burada lan. Yapma. Bana bakacağım. Yapma, içeride mi şu anda? Eyvahlar olsun. İçeride de telefonda Tufan'la çekilmiş, öpmüştükleri fotoğraf var, şantaj yapıyor. Baya böyle öpüyor. Net baya, net. Net, çok net olur. Tamam dur. Ne yapacağız? Yapacağız, tamam. Çok iyi yapmışsın içeri almakta, tamam bak. Bir öğrenin derse bunu, alır o fotoğrafı, Tülay'a yollar, büyük zaten bize sivrirler. Ya seni var ya, oğlum neyiz lan? Sizin yüzünüzden geldi, başıma ne geldiyse benim. Pardon ya. Düşün, bir şey düşün, çabuk. Ne yapacağız? Tamam lan dur, bir dakika dur. Şey yapalım. Tamam bak, telefonu bir ara alırız, tamam kolayca, bir şey düşünmeye gerek yok. Telefonu gizlice alırız, sileriz fotoğrafları, sonra yollarsın gider, bir şey olur. Çok basit bir şey bu. Tamam. Harika plan. Ama benim şimdi gitmem gerekiyor, ya. Düşünürüz. Sakın evden çıkmasın, dikkat et. Bak haberleri olmaması lazım, bu çok önemli. Ya tamam, ne hadi. Kadar yardımcı ol. Ne yapacağız? Bunlar var ya, senin meslekten etti, benim yuvamı yıkacak bunlar, yemin ederim lan. Evimi yaksam ben de. Bir ateşe vereyim. Hı? Amca? Çok güzel bir pasta aldım amca. Harika bir pasta. Al. Yok. Seninkini yiyeceğim. Yok lan vazgeçtim. Sen değiştireceğim tahmin etmiştin. Sen bunu al ben. Dur. Ben onu yiyeceğim. Vazgeçtim. Sen bilirsin amcacığım. Bu çok güzel. Yemeyeceğim ha.
Ne yemiyor ya? Tazecik mis gibi. Harika. Aa! Sen Tekirdağ'da gittin mi değil mi ya? Ha? Amca? Şur benim ya. Lan ne yapıyorsun lan sen? Kaçın, çıkarttın mı? Ne oldu ya? Allah Allah. Ben bunu çok beğenmiştim. Senin üstünde görünce benimki ince, bu kalın. Böyle bir şey alayım diyordum. Lan bana bak. Seni buraya baban mı gönderdi lan? Sen bana katakulli mi çeviriyorsun oğlum? Aşk olsun amcacığım ya. Aşk olsun ya. Babam böyle şeyler kafası basar mı ya? Sen tanımıyor mu kardeşini? Ne oldu? Çok güzelmiş burası. Ha? Hı-hı. Ay inşallah olur işin ya. Nasıl olacak şimdi? Kadın doğum bölümünde bir doktor varmış. Ben de kabul edilirsem iki doktor olacağız işte. Bakalım küçük bir hastane ama işte sadece burada kadro vardı güzelim. Ha, olsun. Güzel güzel ya, olur inşallah burası. Sen tanıyor musun bu birlikte çalışan doktoru? Neydi adı, Neslihan mıydı? Yok. Yani hayal meyal hatırlıyorum okuldan. Tam şey yapamadık. Öyle yüzünü görsem tanımayın bilmiyorum. Bakalım tanışacağız. Bu arada sen ona muayene olacaksın. Ya. Bir tanem, şimdi benim görüşmeye gitmem lazım ama sen de beklersem şimdi geç kalabilirim. O yüzden sen burada bir yerde otur. Biz çıktığımızda beraber yapalım testi. Olsun olsun, ağaç yaşına beklemeyeyim ya. Girerim ben teste. Tamam, sen çıkana kadar sonuçlar gelmiş olur zaten. İyi, tamam, tamam. Bak laboratuvar şu tarafta. Hı-hı. Sen git işini hallet. Ben çıkınca kapıda buluşuruz. Tamam, tamam canım, görüşürüz. Hadi. Siz şimdi tavla mı istiyorsunuz? Heh, evet. Sana tavla şey var. Bir tavla. Cemil, oğlum bana bak, bu işin şakası yok. Bak, o fotoğraf Tülay'ın eline geçerse ben biterim abi, biterim ya. Bu işi çözmeniz lazım ya. Beni bu işten kurtarın, ben bilmiyorum. Abi. Tamam kardeşim, biz de zaten kurtaralım tamam. Ben de o şeydeyim de, yani nasıl çözeceğiz? Kadın münasip yerine saklamış telefonu, nasıl alacağız oğlum? Abi ben bilmiyorum. Beni bu işe siz soktunuz, siz çıkaracaksınız. Bir şekilde çözeceksiniz, bilmiyorum ben. Nasıl biz soktuk ya? Ben sana öyle uygunsuz fotoğraf mı çekil dedim? Oğlum demediniz, gaza getirdiniz, teşvik ettiniz. Aynı şey değil mi? Zaten mallık bendeki sizin verdiğiniz aklı uydum. Uymasaydın kardeşim, uymasaydın biz canımızın derdindeydik orada. Lan ben neyin derdindeydim? Ben neyin derdindeydim de şey yaptırdım. Sakin iş peşimden be. Takıldık adın. Ne amma yapışkansın be. Aa. Bizim şirkeyi çalmışsın. Hırsız Fikri. Lan Ömer demişim konuşuyorsun. Taşla mı yatacağım? Tabii çalacağım lan. Biraz vicdanlı olun be. Mafya karışırken balı mı sordun ha? Hey! Yaktırmasaydın evini. Lan! Bana bak. Getir şilteyi. Bak fena olur Fikri. Sen kime pamrak sallıyorsun lan? Ya ayıp oluyor dayıcım ya. Ne yapsın amcam? Nerede yatsın? Ya sen de kimsin be? Amcamın yeğeniyim Ersin. Beğenemedim. Allah Allah. Canım amcam benim ya. Canım amcam benim. Ben bu amcamı o kadar çok seviyorum ki var ya. Anlatamam. Ben bu adama var ya. O kadar çok seviyorum ki. Ne yapıyorsun lan? Sana ne lan benim? Picasso ablam pam. Ersin. Amca. Yeğenim. Amcam. Zengin oldum ne ulan para varın çıktın. Para 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 çıkmayın para para. Mini bir hangi millet ediyor, mini bir hangi millet bana çıkmayın. Ne diyorsun? Ulan sen durup dururken oradan kuzu bırakıp buralara kadar gelmezdin. Yok paltoymuş, yok evi kurcalamalarmış, yok efendim pastaymış. Ne oldu lan? Yoksa beni uyutup beni mi öyle arayacaktın? Yarır mı lan bu Trakya bebesi? Ha? Şşt lan çayar. Bana bak. Söyle lan. Söyle, söyle, söyle. İlaç mı kattın lan yoksa pastanın içine durmadan kopra kopra yedirtmeye çalışıyordu bana ha? Zengin oldum ne? Zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum. Sen değil, ben zengin oldum amca. Benim biletim o. Tupi! Öpme, öpme, susma. Aa, Cemil, Cemil, Cemil. Çay var, çay. Sadece sen ne? Biz boşuna tepinme. Sen o bileti benden çaldın. Ben sana ne dedim? Ben onun biletin numaralarını ezberlerim demedim mi? Aha burada. Sen çaldın biletimi ya. Burada kaç tane sıfır var Cemil, senin okulda yazman var. Bak 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 bak. 1 milyon diyor Fikri abi. Allah! 1 milyon, 1 milyon! Zengin oldum oğlum ben, zengin oldum ben. Kahvedeki biricik arkadaşlarım, bundan sonra siz benim... siz benim tozumu görürsünüz lan! Tufan, doğru mu bu ya? Zengin mi oldu Fikri? Ben ne bileyim Ömer abi, gidip ona soracağım. Yani öyle görünüyor gibi ama öyle mi oğlum, ben anlamadım. 1 milyonun yanındaki numarayı işaretlemiş işte. Ama
Allah Allah. Lan onları ben aldım be. Yok ya. Benim kayınpederimden çaldığım altınların parasıyla aldın. Oğlum o altınlar senin değildi. Sen nişanı bozdun da aldın o altınları. Neye göre bir rüyasını ben gördüm. Tamam terse çıkacağını da ben bildim. Allah Allah. Ya amca dur ya. Ya baktım ben oraya. Yok orada. Yok baktım amca. Ona da baktım. Onda da yok. Ona da baktım. Ulan sen de iki dakikada evde girmedik yer bırakmamışsın be. Ne yapayım amca? Sen bileti nereye koydun? Nasıl hatırlamıyorsun ya? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hatırlamıyorum ben nereye koydum. Pantolon. Pantolon. Pantolonun cebine koy. Pantolon. Pantolonu yıkadılar. Nasıl bir pantolon? Kahverengi kadife bir pantolon. Kahverengi, kahverengi. Burada yok ki, burada hiç yok ya. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İkimiz için de hocam. Sağ ol. Olur olur. Çocuk kısmetiyle gelir derler. Seni çok iyi yerlerde göreceğimden eminim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben öylesi gidiyorum şimdi. İzninizi isteyeyim. Pazartesi gelirim artık. Tamam. O zamana kadar da ben senin odanı hazırlatırım. Tamam, tamam. Çok sağ ol. Hadi bakalım. Sen şimdi Neslihan'a mı gidiyorsun? Evet, evet. Karım gelecek de bebeği kontrol için. Bebeğin cinsiyetini öğreneceğiz de. İyi, iyi. Hadi, sağ ol. Görüşürüz. Hoşça kal, hoşça kal. Neslihan? Savaş. Gel, hoş geldin. Ya Akif Hoca seninle görüşeceğini söylediği zaman nasıl şaşırdım. Konuştunuz mu? Konuştuk, konuştuk. Bundan sonra iş arkadaşıyız değil mi o halde? Gerçekten mi? Ay çok sevindim. Geç otur. Hadi bakalım. Nereden çıktın sen? Öldüğünü söylemişlerdi. Ya yok o saçma sapan bir dedikodu öyle ya. Yanlış anlaşılma. Gördüğün gibi sapasağlam karşındayım yani. Ya sen zaten hep çok ilginç bir adamdın ya. Böyle saçma sapan bir şey ancak senin başına gelir zaten. ne yapıyorsun görüşmeyle? Ne yapayım? Böyle evlendim işte. Şimdi bebek bekliyoruz. Karın da gelecek az sonra. Belki bugün cinsiyetini öğreneceğiz bakalım. Vay istikrarlısın. Böyle uzun bir evlilik. Zor. Bize aday dayanmıyor. Nihal ne yapıyor? Ha yok, Nihal değil. Ben Nihal'le çok kısa bir süre birlikte oldum zaten. Sonra ayrıldık, şimdi başkasıyla evliyim. Şaka yapıyorsun. Ha. merhaba. Neslihan'ın sükun odası nerede? İleride, solda. Sağ ol. Niye öyle diyorsun canım? Ne olacak yani? Evlilik çok güzel bir şey bence. Bunu bir erkekten duymak. Vallahi senden bir tane daha varsa hemen kaparasını yatırayım. Yok canım. Yani ben de ikinci denememde buldum. Gördüğün gibi. O yüzden hala bir şansım var. Zaten ben anlamadım. Sen nasıl benden ayrıldıktan hemen sonra Nihal'le birlikte olduğunu hiç anlamadım. İtiraf et. Seni benim elimden o aldı değil mi? Ay çok ne alakası? Beyaz atlı prensimi o çaldı benden. Yani bilmiyorum da çok geride kalmadım o zaten ya. Yani hatırlamıyorum bile. Buyurun. Filiz. Filiz karım. Neslihan. Okuldan arkadaşım. Neslihan ben memnun oldum. İsterseniz geçin böyle bakalım hemen bebeğin cinsiyetine. Zaten siz de merak ediyorsunuzdur. Ha yok beni iş yerinden aradılar da ben... İşe döneyim. Biz bebeğin cinsiyetini öğreniriz sonra. Ben geliyorum tamam mı? Filiz! Filiz! Filiz bakar mısın? Ne oldu? Dur bırak! Ya niye sinirlendin? Ne oldu? Nihal seni bu kadının elinden almış. Söylemiyorsun hiç. Ha? Prensiymişsin kadının. Saçma sapan konuşma. Olacak iş mi ya? Şakalaşıyordu biz öyle. Böyle bir şey ciddi ciddi konuşacağım. İnanıyor musun sen benim ya? Ha. Kız senin okuldan arkadaşım. Ama şaka yapıyor. Niyeyse eski sevgili şakası yapıyor sana. Öyle mi anlamadım? Ya okulda öyle bir ufak takılmıştık tamam mı? Ama şu ufak yani konuşmaya değmez yavrum gerçekten ya. Ben şey bile yani benim için hiç öyle, öyle senin mesele yani. Bir dakika anlamadım ya. Sen böyle kısa süre sevgili olduğunu sevgiliden saymıyorsun. Kısa süre evli kalırsan kocası saymıyorsun kendini. Senin nasıl bir ilişki anlayışın var ya anlamadım ben. Zaten İstanbul'un bütün hastanelerinde bir eski sevgilim var. Onu ne bağırmayacağım ya. Önce Hülya sonra bu. Yavrum ne Filiz mi bakar mısın? İyice saçmalıyorsun şu an ama ha. Ne saçmalıyorum ya? Hani okuldan arkadaşında ciddi bir şey yoktu? Niye eski sevgilinle aynı yerde çalışacağını söylemiyorsun bana? Böyle saçma sapan triplere girme diye söylemiyorum anladın mı?
Yavrum ben zaten ortada bir şey olsa seni muayene için oraya getirir miyim ya? Ha? Bu mantıklı mı sence? Ben daha oraya gelmedim ha. Ben bebeğimizi bu kadına göstermeye daha gelmedim bak. Allah Allah. Ne Allah Allah? Ne Allah Allah? Delirtme beni, git. Yürü git şakalaş. Hadi git şakalaş kızla, ne yapıyorsun ayı? Yavrum ne ilgisi var, olacak iş mi yahu? Ne ya? Tamam al, siz zaten alıştınız işinizi gücünüzü yalan dolanla çözmeye. Biz kim? Siz. Tufan abiyi söylüyorum ya. Allah Allah. Siz demediniz mi ona? Sen böyle tatlı tatlı lafa gir, kızı bir tavla, ondan sonra gerisine bakarız filan. Onun da artık içinde ne kaldıysa Ferda'yı böyle takır takır bir şeyle sonra olanları gördün. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu konuya ne ara geldik biz? Tufan'la ne alakası var? Sen konuşma. Konuşma ya. Tamam biz. Çok sinirlendim. Bak gelme peşimden. Tamam mı? Filiz. Ulan ben... Oğlum ben nereye koydum bu pantolonu ya? Ay, ay. Bana bak amca, eğer beni kandırmaya çalışıyorsan hiç boşuna uğraşma. Çünkü o 1 milyon için burada seninle günlerce o pantolonu arayabilirim. Oğlum ben de o 1 milyonu sana vermemek için günlerce sana o pantolonu arattırım madem. İyi hadi bakalım ya. Hadi bakalım. İyi, göreceğiz lan. Ya amcacığım ya, sen neden böyle yapıyorsun? Biz aynı kandanız seninle. Ben senin yeğeninim, sidiklersin ben. Bana ne lan, ne olmuş? Ya ne demek ne olmuş? Bak sen keçi, ben keçi, biz bu köprüden düşeriz, yapma. Vay o zaman, çekil de ben gideyim ya. Ya amcacığım, 1 milyon bu ya. 500 500 gel paylaşalım şunu. Niye lan? Niye paylaşıyoruz lan? Benim o parayı bulmak için sana ihtiyacım yok ya. Şşş, uzan lan şuradan hadi. Vay be, vay be. Senin bana işin düşer ama amca, o zaman görüşürüz seninle. Vay be. Allah Allah. Ne oluyor lan? Gelmişsiniz, dikilmişsiniz kapımın önüne alacaklı gibi. Vay Fikri, piyangodan para çıkmış sana, doğru mu? Piyangodan para mı çıkmış? Sana ne lan? Sana ne? Ya Allah Allah, hayırlı olsuna geldik be Fikri. Hemen niye celalleniyorsun ya? Ulan Ömer, sen hiç konuşma tamam mı? Senin evin önüne geldim, oradan şilte aldım. Ama sen onu bile çok gördün lan bana. Hadi şimdi gel. Hadi gel. Yavaş yavaş gelmeyin bana. Kötü kızı konuşturacağım şimdi. Oo, hoş geldiniz. Hüseyin, ne yapıyorsun? İyi siz? Ya Fikri abi geldi bizim kahveye de. Bana piyango bileti çıktı falan dedi, bir şeyler böyle, sonra da gitti. Var mı böyle bir şeyin aslı astarı? Ya yok, ne astarı olacak, o gene bir işler karıştırıyordur. Bir kızım, bu yeğeni miymiş neymiş, o da geldi bir ton böyle kapıştılar. Benim biletim senin biletin diye. Vallahi. He. E anam, daha sabah Filiz bunlara dedi o kadar uslu durun diye ya. Hakikaten bunun bir yeğeni var yani. He, Ersin. Allah Allah. Tabii tabii, be babanın kendi toprağından olma yeğeni. Ama gör, ha, küçük Fikri. Vallahi bir fırıldak. Bak sakın ha, paranza maranza dikkat edin, sakın kaptırmayın ona bir şey. Belli belli, onun da gözler bir oynuyor. Aha geldiler. Haydi bakalım. Filiz nerede ya? Yok burada be baba, ne oldu gene? Hey, dur söylüyorum ya. Bana bir şey. Sen bilirsin kız. Benim hani bu Tekirdağ'da giydiğim kahverengi kalite pantolon var ya. O nerede? Bana bak, sakın yıkadım deme, yoksa kullanmam, tabana asarım seni. Hop hop. Kim asıyorsun sen Fikri abi ya? Ya affedersin ya, sana ne lan? Şişt, bana bak Karaçılı, nereye koydunuz benim pantolonu ha? Biliyor musun? İçinde milli piyango bileti var. O şey, o kahverengi olan. He, ben onu şey, o Murtaza'nın eli o şeylerinde böyle rezili çıkmıştı. Onun böyle dizlerimiz hep şey olmuştu, böyle ceplerim hepleri dökülmüştü artık. İşte çöpe attım o yüzden. Ne? Ne? Ne çöpü? Çöpü. Sen benim pantolonumu çöpe mi attın? Lan! Ya ne bu? Ya ne yapıyorsun? Bıraksana bizi, bilmem ne? Bizi bilmem ne? Ya bıraksana. Ablacığım, o pantolon çöpe atılır mı? Onun içinde milyonluk bilet vardı ya. Hangi çöpe attın? Hangi çöpe attın? Ya bu her zaman attığımız çöpe attı. Allah! Her zaman attığımız çöp. Her zaman attığımız çöp. Ne oluyor ya? Ay. Manyağa bak ya. Deli yüzü var bu ya. Ya bir şey diyeceğim. İyi misin Çiçek? İyiyim, iyiyim. Neyse. Oğlum bir şey diyeceğim. Bu doğru olabilir mi yani? Ben anlamadım ki şimdi. Ya yok, ne insan kendine görmediği öyle bileti ikramiye çıksa ne bilecek? Oy. Allah. O zaman şey yapalım mı biz? Gidelim mi biz?
Gidelim artık. Ha? Gidelim biz. Artık durmayalım burada. Ha? Sen buradasın Çiçek. Buradasın yani. Sabit mekan. He buradayım ben. He. Filiz gelecek birazdan. İşimiz gücümüz var. Tamam. Şey ev tarafına geçeceğim mi sen bugün? Akşam olunca geçeceğim Cemil. Akşam iyi. Akşam bizim için iyi. Çünkü niye insan akşam olunca evine dönüyor tabii doğal olarak. Akşama kadar biz o zaman şey... Gidelim mi biz? Hadi. Sen de çalış burada. Kimseye de boğdurtma kendini. Hadi gidelim. Vallahi. Kolay gelsin. Dikkat gelirlerse. Ya siz ikiniz iyice şey oldunuz ha. Ne yapıyorsun burada Fikri? Çöpe çilemeye kadar düştün mü ya? Oğlum sus vallahi şimdi sinirimi senden çıkartırım ha. Şişt lan benim pantolonu gördün mü? Ha gördüm. Nerede gördün? Kıçında işte ya Fikri. Giymişsin ya. Ulan sana soru son anda kabahat. Hadi bak git sen şuradaki konteyneri görüyor musun? Oradaki konteynerde kahverengi kadife bir pantolon arıyoruz. Ona bak hadi. Ne pantolonu Fikri? Pantolonu ne yapacağız ya? Ya bu pantolonu bulmamız lazım. Cebinde piyango bileti var ya. Sen ne kendisi düşük bir adamsın ya? Niye herkese söylüyorsun lan? Dilli düdük. Yarendim bu ya. Niye ben yapıyorum birader? Ha? Niye sen yapmıyorsun? Ben bekleyeyim, sen yap işte. Yahu oğlum, Ferda benim olduğum yerde telefonu ortalıkta bırakır mı? Deli misin sen ya? Sen abi uygun bir an kollayacaksın, tamam mı? Telefonu alacaksın, fotoğrafları sileceksin. Bu kadar basit, başka bir şey yok ya. Sen başından beri bunu böyle planladın değil mi lan? Ha, doğruyu söyle. Ha? Cemil beni dinle. Abi sen operasyon insanısın. Tamam mı? Sen bir polissin ya. Bunu şöyle düşün. Ferda bizim düşmanımız abi. Tamam mı? Sen de düşmanımızın elinden rehineyi kurtarıyor gibi düşün. Sen beni salak yerine koyduğunu mu zannediyorsun Tufan ha? Allah aşkına birader konuşma sus. Tamam yapacağım. Ver şu anahtarı. Sen beni burada bekliyorsun değil mi? Hayır ben beklemiyorum. Ben bekleyemem. Ben nerede bekliyorum? Beni görürlerse şüphelenirler. Benim daha da gitmem lazım. Çocuğu tek bıraktı. Ayrıca bana bak. Filizler gelmeden o fotoğrafı silmen lazım. Ne olursun. Bak Cemil. Tamam buna bağlı lütfen. Yuvam yıkılır lütfen. Tamam kardeşim tamam. Tamam başıma ne işler açtım Tufan. Hadi bakalım. Ha, ne biçim bir kadın ya? Böyle panter gibi garip kuruk bir şey. Ne işin vardı? Oğlum gençlik hatası işte yaptık bir şey ya Allah Allah. Takılma onları mı konuşacağız şimdi? Bana bak. Bu kadın var ya zehirli yılan gibidir. Öyle bunun hareketlerine falan dikkat etmen lazım. Yani böyle öyle yapar, böyle yapar, iş verir, cilder eder. Ne olduğunu anlamadan bir bakarsın işin rengi değişir yani oralara dikkat. Sen beni şey mi zannettin lan? Ulan ben nişanlı adam. Oğlum. Sen benim ne olduğumu bilmiyor musun? Ya ben seni biliyorum, onu da biliyorum. O yüzden söylüyoruz. Dikkat et diye diyoruz. Sessiz ol. Hadi. Tamam ses, kardeşim. Sessiz ol. Çok bağırma. Konuşma. Tamam. Hadi büyüksün. Hadi gidersin. Ben gidiyorum. Hadi. Hayırlı günler bacım. Ben geldim Cemil. Nereden çıktın sen be? Tufan mı gönderdi? Yok. Evet. Pardon şey. Tufan'ın şeyi akıtıyormuş da muslu. Ben de o yüzden bir yardım edeyim bakayım dedim. Elimden geliyordu öyle işler. Yani boşuna masraf olmasın diye. İyi. Ama Tufan'ı söyle bana yiyecek bir şey göndersin. Öldü başlıktan. Hiç ilgilenmiyor. Ha. Acıktın mı sen? Tabii söylerim ben. Tufan gelirken bir şeyler alır. Okey. Ben bir bakayım o zaman. Sen hiç rahatını bozma. Alet edevat bakayım. Zaten sessiz de çalışırım. Ya istersen uyuyabilirsin de. Sessiz çalışırım o bakımdan. Okey. Görüşürüz. Alet edevatı nerede acaba? Şu an milyonlar gitti yani yok yani. Vallahi bütün mahallenin çöpünü karıştırdık anasını satayım. Yok gitti.
Ya ah amcacığım, ah ya. Ya bu kadar bencil olmasan şu an bilet bizim elimizdeydi ya. Ha, çok koklattırdın da bana. E şimdi ikimize de yar olmadı. Hadi sen o bileti çaldın. Tamam, çaldın, eyvallah. Sen niye sahip çıkmıyorsun bilete ya? Lan ben ne bileyim lan, ne bileyim. Mis gibi pantolonu götürüp çöpe atacaklarını ya. Aa, şu hale bak ya. Fakir çöpü gibi koktum. Hadi eve gidelim oğlum ya. Bir... Ben de ya. Oğlum Ersin ya, ben niye böyleyim lan? Niye böyleyim lan? Ben mıknatıs gibiyim ya. Para mıknatısı gibiyim. Parayı çekiyorum ama bir türlü üstümde tutamıyorum ya. İşte bende de o problem var amca. Ben de parayı üstüme çekemiyorum. Yani ben o parayı üstüme çeksem ben onu hemen 3-5'e katlayacağım da işte. Ben de çok zehir gibi akıl vardı. Sermayem yok benim ya. Milyon oğlum lan, milyon bu ya. Ya sen aslında bana biraz güvensen biz şahane ekibiz, biliyorsun değil mi? Sen parayı çekeceksin, ben parayı katlayacağım. Sen parayı çekeceksin, ben parayı katlayacağım. Biz var ya kral oluruz, kral. Ne kral lan? Parayı yiyemedikten, içemedikten sonra ne yapayım ben katlı kutlu parayı ya? Milyonlar. Kız ben öyle yalan dolan dedim de bir içimde kaldı yani bu bilet işi. Öyle mi diyorsun? Ay inşallah Tufan abinin evinde yıkadıklarının içindedir kız. Tamam, ben gidip oraya bakıyorum o zaman. Sen de direkt oraya gel, zaten lokanta boş. Kapatıyorum ben şimdi, tamam? Hadi, hadi evin orada görüşürüz. Ne bu? Allah Allah! Ne yapıyorsunuz lan evimin önünde? Manyak mısınız desiniz ya? Fikri, canım komşum. Ne oluyor lan? Ya nerelerdesin ya? Hep beraber seni bekliyoruz burada ya. Niye bekliyorsunuz oğlum? Evinde eşya yokmuş diye duyduk. Ne var ne yok getirdik Fikri sana. Hey çakallar sizi. Ulan duydunuz tabii Milli Piyango'nun bana çıktığını. O yüzden şimdi gelip böyle dalaları. Ay, 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 ay. Ya aşk olsun Fikri ya. Ama kalbimi kırıyorsun ya. Ya komşuluk öldü mü Allah aşkına ya? Ya siz evde yokluk içinde oturacaksınız da biz nasıl rahat edeceğiz? Hem bak biz size neler getirdik neler. Bak 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 bak. Yardım edemeyeceğim, belim ağrıyor. Bütün gün çöpte böyle eşindim durdum ya. Aa, niye Fikri? Niye? Sana ne lan? Sana ne? Hadi siz götürün hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi. Al anahtarı hadi bakalım hadi. Allah. Hadi. Oh 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 Allah. Götür 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 götür. Gördün değil mi oğlum? Gördün. Hiç değilse teselli ikramiyesini götürdük değil mi? Çok küçük düşünüyorsun amca. Allah sen de Allah'a faydasın. Ne baba ne oluyor burada? Hiç öyle para yır. Ya sizin ev tam takır diye duyduk. Mahalleli olarak yardıma geldik Fikriye ya. Siz? E tabii biz. Ya siz düne kadar çöpünüzü vermiyordunuz, ne oldu? Bey baba sizi bu piyango şeyiyle kandırdı değil mi? Ve sana ne oluyor? Berçiye karışıyorsun sen de ha. Bana bak bey baba. Gönder bu adamları. Vallahi bak Filiz gelecek birazdan. Yemin ediyorum karışmam. Gerçekten karışmam. Yarın öbür gün gelecekler, iki çul için kapımıza bak uğraşamayız. Ya sana ne be? Sana ne? Karışmazsan karışma. Allah Allah! Aa! Ya dur! Bana bakın! Ya buraya gelin hele, bırakın bana! Şişt. Getirin hadi! Siz içeri koyun, içeri, içeri! Şişt, bana bakın! Getirin onları! Hadi! Yok öyle bilet, bilet yok. Bey baba size öyle küçük bir şaka yapmış, tamam mı? Bilet falan yok yani. Hadi onları geri götürün, hadi! Ya yine mi ya? Hadi geri götürün! Yarın geleceğiniz onları istemeye kalmayacak bak, hadi! Bileti kaybettiği yetmezmiş ki bir de bunlar da uğraşıyor. Hadi, lan nereye hadi lan bize. Bir durun lan! Yarın öbür gün geleceğiniz almayan bir sizinle uğraşamayız biz. Ya bırak biz döşekle meşekle ne işimiz var bizim ya? Benim bir planım var, biz bunları direkt nakit yollayacağız, gel. Vallahi mi? Yaptım planı. Ablam ne olursun Tufan abinin evinde olsun o pantolon. Ne olursun çıkmayan ikramiyenin vebali bana kalmasın. Filiz! Filiz!
görmemişim ha. Ay ne yapıyorsun be? Hayır ya hayır şey yazıyordum. Şey ya öyle değil şeyi. Öyle mi Cemil? Ay. Ne öyle mi ya öyle değil öyle değil. Öyle değil dur sana çiçek. Senin ne işin var burada? Kocamın evine geldim. Ne var bunda? Kim senin kocan be? Turban abi senin kocan mı? Tutukluyken öyle söylemiyordu ama. Bana ne? Murtiş öldü. Ben de sizin yüzünden sokakta kaldım. Tufan bana bakmak zorunda. Onlar sen bizi kurtar diye öyle diyorlardı, tamam mı? Tufan abi Tülay'ın kocası. Bak çıldırtma beni. Tülay? Tülay nerede Tülay? Göremiyorum ben Tülay. Tülay çalışmaya gitti. Gelecek burada çocuk yapacaklar. Bak çık çık git. Çık git vallahi alırım ayağımın altına. Git. Sana mı soracaktım be? Hem Tufan bana aşık bir kere, çok seviyor. Hı. Göründüğü gibi değil. Gerçekten telefonunu alacaktım. Nereye soktuysa çıkaramadım. Filiz, bari sen yardımcı ol ya. Ben senin neyine yardım edeyim ya? Neydi o halin? Ya Filiz, bari sen yapma ya. Bak bu kadar zaman beni tanıyorsun. Ben uçkurunu çözecek bir adam mıyım? Vallahi ben sabahtan beri gördüklerimden sonra her şeye inanırım Cemil. Dolanma etrafta, hadi git. Ya yapma. Çiçek, çiçek. Yap. Arkadaş ben bu hale nasıl düştüm ya? Ulan Tufan. Ya uf, ağlama kuzum ya. Ağlama. Telefondan mesaj atıyorlarmış kızım. Ya biri sen de buna inandın mı Allah aşkına? Tufan abiyle bir olmuşlar kadını eve şey etmişler işte. Ya Rabbi. zaten baştan o yelloza öyle yüz vermeleri hataydı. Dinlemiyorlar ki insanı. Ya tamam yüz vermelerine ben de kızdım da. Yani Cemil'in de bir suçu ki. Yani telefon almaya çalışıyorlarmış. Filiz Allah aşkına kendini benim yerime koy. Düzce sen olsan ne yapardın? Daha demin diyordun kadın yayılmış öyle kocamın önünde sene serpe diye. Ne yapardın benim yerimde olsan ciğerim? Ben yolardım da. Sen bana ne bakıyorsun? Ya. Garibim Tülay da oralarda kocası ne sanıyor bak hele. Her şeyleri yalan olmuş ya bunların. Gerçekten bunların akıllarını başlarına getirmek gerekiyor. Bunlara bir şey yapmak gerekiyor. Sen dur. Sen dur biz onlara bir şey yapalım. Sen dur doğru. Ne? Akşama bir sürpriz ver onlara. Dur ben şu çocukları alayım geleyim. Sen de ben yokken dediklerimi yap tamam mı? İyi akşamlar. Sana da. Çiçek'le bir sıkıntı oldu da. Ben de aynı şekilde Filiz'le öyle bir şey yaşadım o yüzden. Sizin ne oldu ki? Beni Ferda'nın üstündeyken yakaladı ya. Ne yaptı ne yaptı? Oha be oğlum yani hayır senin hayatın tabii de ne bileyim bilemedim şimdi ben. Barış ne yaptın ya ben öyle şey yapar mıyım Allah aşkına? Biliyorsun işte meseleyi. Telefonu Ferda uyurken altından almaya çalışıyordum. Tam o sırada böyle garip bir pozisyondayken içeri girdi bu. Ha tamam canım. Ha tamam tamam. Şey yaptım. Çözüldü mü mesele peki? Yok daha kötü oldu da. En azından artık Ferda'nın Tufan'ın evde olduğunu biliyorlar. Saklamamıza gerek kalmadı. Öyle oldu. Evet. Seninki daha güzelmiş sanki ya. Ha. İnşallah hadi bakalım. Girek mi? Hadi girek. Barış abi. Abi az kalsın zengin olurduk ya. Aynen ha ama olamadık yine. Ne o be? Ha şey diyorlar Fikri abi bu kaybettiği bilete büyük ikramiye çıktığını iddia ediyordu da onu diyorlar. Ay ben de bir şey zannettim. Saçma sapan olur mu öyle şey? Siz kurcalamayın kafanızı böyle şeylerle. Tamam mı? Ben iş buldum. Para sıkıntımız yakında çözülüyor. Merak etmeyin. Tamam. Aldınız nerede? Odada. Ha. Çiçek nerede? O da odada. Ne oldu ki? Ha. Bir şey olmadı. Filiz. Güzeller güzelim. Bak ben geldim. Cemil de burada. Filiz. Yani... Ah. Oh, abla çok güzel olmuşsun ya.
Sağ ol kuzum. Ay Nöner, Çiçek abla sen daha az değilsin. Sağ ol ciğerim, o senin güzelliğin. Evet. Nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Gidiyoruz biz. Hep birlikte bir yere gitmiyoruz. Çiçek'le ben gidiyoruz. Ha? Çiçek? Vallahi bu gece böyle anacığım. Kafamıza göre eğlenmeye gideceğiz. Yani madem siz kafanıza göre yaşıyorsunuz, biz öyle yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. Tamam tamam, ben anladım. Sen şu anda bana ders vermeye çalışıyorsun. Ben sana böyle işte bilmem ne bir şey. Ya çok iyi anladım. İyi gidin, eğlenin. Tamam. De, bir yemek mi yeseydik beraber ha? Ha yok, sağ ol. Biz karnımızı doyurduk. Çocukların da karnını doyurduk. İşinize bakarsınız siz. He, böyle kendinize göre bir şeyler ayarlarsınız. Bir şey söyleyeyim. Ya böyle şey olur mu ya, birdenbire bara gitmeler falan? Hırlısı var, hırsızı var. Ben neler gördüm ya. Allah korusun, biri size sarkar falan. Ya polis ondan dayanmayacaksın bak. Ne var canım, Allah Allah, koca koca kadınlarız. Biz başımızın içerisine bakarsa de. Ya bir adres neyim? Bir şey... Güzelim, nereden bulacağız bir şey olursa? Filiz, bakar mısın? Aklım nerede kalacak? Aha, gittiler lan. Barış abi, ablamla çok kızmış ya. Ne yaptınız ki? Bence de. Siz ne yaptınız? Ödeviniz yok mu lan sizin? Hepiniz öyleyiz hadi. Böyle sap gibi kaldı çiçeklerle şimdi. Bak, görüyor musun? Sen de bunu al bari. Ben çok beğenmiştim zaten. Ha. Nereye gidiyoruz anacığım? Ben ne bileyim ya. Benim planım buraya kadardı vallahi. Bilmiyorum nereye gideceğiz. Hadi ya. Ben bir çay bahçesini biliyorum. Çay bahçesi mi kalır bu saatte çiçek? He. Bir pastane falan. Ay ne pastanesi ya bu saatte? Eğlenmeye diye çıktık. Bakacağız işte. He. Eğlenelim o zaman. He. Dağıtalım bu gece ya. Hadi bakalım. İnşallah. Şeye gideriz. Lokantaya gideriz. He. Şöyle kahve yaparım ikimize, köpüklü köpüklü. Kek de var orada. Kız olur mu öyle şey ya? Lokantada gören olur bize. Olmaz. Bakacağız bir şey artık. Eğleneceğiz mecbur. İyi diyorum da yani nerede eğleneceğiz, nereden bulacağız? Ne dur, bulacağız bakalım dur. Bulacağız değil mi? Buluruz tabii ya, niye bulamayalım valla? Bekle bizi İstanbul ya. Eğleneceğiz. Sus kız, dondum. Of, çıkmasa mıydık? Benim üşümedim de ayaklarım çok şey oldu benim ya. Deniz, bir sinirini yaramdan çıkarma istersen. Tamam hadi, öptüm, geçti. Ha geçti. Yani dua et, orada ölüm tehlikesi falan geçirdin. Yoksa hiç şansın yoktu. Asıl senin şansın yoktu be bu olay olmasa. Arkamı dönünce yaptıklarını unutmadım yani. Bana o zaman arkanı dönmeyeceksin Ahmet. Arkanı dönmeyeceksin yani. Ayağıma basarsan ben de senin ayağına basarım. Hem de en çok acıyan yerine basarım. Senin karşında hanım kız yok, öyle saracaksın, sarmalayacaksın, evde tutturacaksın falan. Ne oluyor? Vallahi hiç öyle durmuyor bedeniniz. Bayağı öyle olmuş yani. Şimdi baban nerede gitti? Sen iyice bana kaldın ha. Ne? Ben kimseye kalmam rahmet. Tamam ya. Ne yapayım? Ya tamam, özür dilerim ya. Tamam, kalmazsın kimseye Deniz, anladık. Ay ağzıma ya. Tamam, özür dilerim. Deniz nereye? Dışarı. Ya ne dışarısı ya? Ya tamam, söylemez olaydım. Özür dilerim, hadi çık hadi. Giyiniyorum şu an ben. Ne giyinmesi Deniz ya, çık. Ya. Ya Deniz, çıkartır mısın şunu üstünden ya? Ya kızım, öylesine başkalarıyla görünce bana bir şey oluyor. Ben de anlamıyorum. Bir sinirleniyorum yani. Sinirler rahmet. Ya bari kızım nereye gittiğini söyle de başına bir şey geldiği zaman haberimiz olsun. Başına bir şey gelirse haberin olur zaten rahmet. Ya olur tabii. Başlayacağım. Hı. Efendim Ferda. Koltukları falan göndermen güzel olmuş ha. Böyle daha güzel oluyor samimi. Evet, evet, rahat. Samimi, böyle geniş alanlı bir şey oldu, iyi oldu. Senin uykun yok mu ya? Ha? Sen uyusana. Bana uyusana artık. Yok, hiç uykum yok. Ay diyorum ki sen bana biraz masaj mı yapsan? Sırtta falan hep tutuldu buralarda oturmakta. Ferda. Böyle bir şey yapmayalım. Böyle bir topa girmeyelim. Ben yatayım o zaman. Ay dur, tamam. Kaçma.
O zaman ben sana masaj yapayım. Sen... Bütün gün çalıştın yiğidim. Ay, senin o arkadaşın var ya, beni ifade etmeye çalıştı. Çok hangisi? Korktum Tufan. Cemil mi? Bana bak, sağda solda da öyle saçma sapan şeyler söyleme. Cemil yapmaz öyle şey ha. Vallahi atarım kapının önüne. Ay. Yemin ederim bak, acımam atarım. Gidiyorum ben. Ay dur, tamam. Atarsın biliyorum. Çok acımasızsın. Vahşi erkek. Ama biliyor musun? Ben senin bu halini çok seviyorum. Diyorum ki... Ne diyorsun? Sen de yalnızsın. Evet. Ben de yalnızım. Kader yine bizi birleştiriyor bak. Yine birlikte olun diyor. Allah! Ferda! Ferda! Niye kalktın ayağa Tufan? Çok sıcak oldu da ondan. Kalktım. Ben gidiyorum. Ben hava alacağım. Biraz geldiğimde uyu. Allah aşkına uyu geldiğimde. Lütfen. Allah. Yılan kadın ya. Ya. Herkes bana hasta. Hayır, benim ne ağrıma gidiyor biliyor musun birader? Ne? Ya bu kız nasıl böyle bir şey yapacağımı düşünür ya? Peki yani. Bir kere benim üzerimde kıyafet vardı. Yani neyse, onu karıştırmayayım da. Ya ben uçkuru düşük bir adam mıyım Barış? Ya. Sen iyi kötü benim her halimi bilen insansın. Özelimi biliyorsun. Evet, evet. Evet. Sen öyle bir adam değilsin canım. Benim öyle bir şeyimi görmedim senin hiç ben senin. Ha bak. Evet. Bu arada yani sakın aklına yanlış bir şey gelmesin. Filiz bu saatten sonra benim dünya ahiret bacımdır. Yani ahırda öyle bir konuşma geçti ya, ondan diyor. Yok Cemil'cim, yani öyle dediğin gibi yani saçma sapan bir anda öyle. Kız bilmeden ağzından çıktı olacak iş mi? Biz geçti gitti, o geride kaldı. Sen takma böyle şeyleri kafana canım şey. Rahatla ya. Bu keyfine bak. Burada birbirimizi karnımız doyuruyoruz be karşı karşıya. Nereden nereye geldik be birader, değil mi? Bir süre evvel ikimiz de aynı kıza aşıktık. Şimdi aynı sofrada yemek yiyoruz. Böyle dertleşiyoruz falan. Cemil'ciğim tamam. Anladım demek istedim ben senin. Anladım, gayet temiz bir niyetle bu. Evet, zaten Filiz sizin bu nikah şahidi olacakmış. Anladın mı? O yüzden bir sıkıntı yok yani. Sen takma kafana. Anladım, utandın sen. Evet öyleymiş, sağ olsun ya. Allah Allah. Ne oldu, geldiler galiba. Ya benim önümde durma Tekin abi. Tekin beni daraltma, önümde duruyorsun bir de ya. Ne oldu lan? Ya benim önümde durma. Ben şu an aşırı gerginim yani. Yüklüyüm, durmayın benim önümde bak. Neyin var oğlum? Ya benim her an elinden bir kaza çıkabilir. Ben bu kadından kaçıyorum abi. Bir köşeye gidiyorum. Kadın gelip beni evin köşesinde sıkıştırıyor. O tarafa kaçıyorum, geliyor orada da sıkıştırıyor. Bana bak, doğruyu söyle, bir şey mi yapsana? Ya ne yapın? Ha tamam yapmadım. Tamam. Yapmadım. Gördüm, kendimi korudum. Ya abi 5 tur attım mahallede, yine şeyim sakinleşemedim yani. Filizler yok mu? Nerede Filizler? Ha? Eğlenmeye gittiler. Bu saatte. İşte öyle. Ya oğlum biz bu kadınlarla ne yapacağız ama ya? Bilmiyorum oğlum. Otur hadi, otur. Abi ne yapacağım ben bu kıza şimdi ha? Ne yapacağım? Geliyoruz. Başlayacağım böyle işin içine ha. Ya abi bak, bu kadınların böyle bir tane delirme düğmesi oluyor, tamam mı? Anasını satayım, benim elimde sürekli oraya çarpıyor ya. Bak. Çarpar, çarpar. Bu çaylar taze mi? Ha, taze. Dökeyim lan size. Dök, dök. Siz ne yiyorsunuz? Zeytin, peynir mi yiyorsunuz abi? Yok, sadece bunlar var ya. Bu kadar nasıl kirlendilerse bir tane de yemek yapıp koymamışlar ya. Şu halimize bak. Ha, sizin de durumunuz şu an şey. Aynen. Ver abi, ver. Çay ver de hararetim alsın ben. Oh. İyi abi, insan ah. Tek olmayınca böyle iyi oluyor yani. Sanki sadece senin başına geliyormuş gibi falan. Ha, aynen. Ben de öyle düşünüyordum. Ben bu erkekleri hiç anlamıyorum ciğerim. Ben de ya. Yani bir insan doğruyu yapmaktan bu kadar çekinir ya. Gerçekten enteresanlar Çiçek. Ama bence artık karalar bağlamışlardır evde. Herhalde delirdin mi? Kuduruyorlar. Uç çatlasınlar. Evet. Yavaş yavaş kapatıyoruz hanımefendi. Kız biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Dışarısı buz gibi, her yerlerde kapanmıştır. Çıktık böyle çıplak çıplak ya. Kız ne, eşofmanla mı gidecektik?
Hayatta yemezlerdi o zaman. Filiz ya, eve mi gitsek kız? Vallahi ben evde böyle ayaklarımı uzatıp böyle sıcak sıcak oturmak istiyorum he. Ay, olmaz öyle ya. Yarım saat oldu daha çıkalı. Ya o zaman bir yere gidelim Filiz. Allah aşkına nerede eğleniyor bu insanlar öyle? O televizyonlarda görüyoruz. Oralar neredeler yani? Bir şey yapalım ya. Ben öyle bir yerde çalışmıştım da bir iki gün. Ne bileyim. Aman be, öf. Kalk gidelim ya. Bir şey yaptık, tam yapalım. Kalk, tam eğleneceğiz hadi. Dur diyor kız. Bence de tam yapalım. Hadi. Ay. Hayır abi, ben şimdi anlamadım. Yani ablamla Çiçek abla bu saatte falan böyle dışarı çıkacak insanlar değil yani ya. Niye şey oldular be? Bize uyuz oldular da böyle yapıyorlar ya. Ya oğlum onların eğlence anlayışından ne olacak ya? Onlar gittiler bir çay bahçesine bir yere. Bir çekirdek, çay. Bu yani. Biz sırf böyle takılalım falan filan da ki takılıyoruz şu anda. Gerek yok yani. Salın abi. Bunlar gelirler birazdan. Boş ver. Yani abi tabii benim kaç yıllık ablam yani sonuçta. Burada onu en iyi tanıyan kişi benim. Ya bu kadar sinirlendiyse yani inadından yapar yani. Öyle mi diyorsun lan? Öyle diyorum. Çiçeği de götürür mü lan? Götürür tabii abi. Niye? Ondadır zaten o kesin. Barış, ben arıyorum bunları kardeşim. Böyle şey olmaz. O sokakta geceleri neler var siz bilmiyorsunuz. Şey, bana bak, bana bak bir, bana bak bir. Sakin ol ya. Kendine gel. Gel. Şş, ağzını laf verir, durma. Şey yapacaksın. 5 dakika girerler içeri ya, dur otur. Sen de şunların içine kurt düşürüp durma. Dur, 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 yavaş, sakin. Senin sevgilin gibi değil bunlarınki. Abi ne var benim sevgilim? Anlamadım ben bu meseleyi ya. Bir şey yok. Lan taktınız abi siz bu kıza. Ne varmış lan benim sevgilimin? Ya abi samanlıktan beri aynı koyu koyu yapıyorsunuz. Ne var abi bu kıza? Ne var? Açıklayın bana. Bir şey yok. Ne demeye çalışıyor? Ben anlamıyorum hep. Niye hemen şey yapıyorsun? Şey demek istiyorsun. Ne demek istiyor abi? Bizimkiler de seninki biraz daha zor bir kız, onu demek istiyor. Ha, sizin sevgilileriniz çok yani normal insanlar abi, anladın mı? Çok normal insanlar. Dizmişler sizi böyle boncuk gibi böyle birbirinize bakıyorsunuz. Ara abi, ara da gör bakayım ne oluyor. Ara. Arıyorum. Ara abi, ara. Ara bakalım hadi, ara. Hadi. Ara abi. Kötü bir şey demek istemiyorum. Hadi sus artık, sen de tamam artık be ya. Hadi Allah'ını seversen tamam ya. Tamam be oğlum be, aman derdini başı da aşağıda zaten. Hadi. Kız yok, ne arar burada? Şey, alkolsüz bir şey var mı? Enerji içeceği var. Ha yok, olmaz. Ya bildiğiniz bir şey yok mu? Churchill var, olur mu? Churchill ne ya? Soda limon. Soda limon desene o zaman, bildiğimiz bir şey diyoruz. Filiz bak benim valla başım tutsa konuşma ya. 2 tane soda limon alalım biz. Var mı çocuğa? Kızı Churchill'dir nedir, gelsin içelim gidelim Allah aşkına ya. Bu ne, böyle eğlence mi olur bak? Tövbe estağfurullah, bir otobüste de böyle sıkış tepiş gidiyoruz. Ne eğleniyoruz ne eğlenmiyoruz Filiz. Hadi de müzik olsa, müzik falan değil bu, ben hiç eğlenmiyorum Filiz, gidelim. Of! Filiz arıyorlar. Vallahi da arıyorlar. Aç aç, aç bak, iyi ki gitmedik. Biz duymuyoruz, çok dans ediyoruz çünkü. He? Çok eğleniyoruz. Neredesiniz Çiçek? Ne zaman döneceksiniz? Vallahi bilmiyorum, şu anda dans ediyoruz, eğleniyoruz, o yüzden bilmiyorum. Bana bak, ne yapıyorsun, nasıl dans ediyorsun ya? Dikkat et Filiz'e bak ha. Hamile abla orada, kendine gelsin, dikkatli olsun ya. Barış, yok ya, olur mu öyleyse, ben Filiz'in yanındayım, aşk olsun.
Tamam güzelim, eğlenin de yani hadi bir dönseniz mi artık ha Çiçek? Hadi ya, ya da şöyle yapalım. Siz bizi yerinizi söyleyin, biz gelip alalım sizi. Hey, sen de geleceksin bizi almaya. Ay ne diyor be? Barış, vallahi biz geç geliriz. Siz bizi almaya gelmeyin. Yatın siz, yatın. Sabah işimiz var sizin. Biz daha sabaha karşı geliriz. Filiz'cim, delirtme beni güzeller güzelim bak hadi. Aldık biz dersimizi, pişmanız. Tamam mı yavrum? Tamam, aldık dersimizi. Hadi, hadi çıkın gelin. Hadi yavrum, hadi. Çatsın. Alo. Lan kahretsin seni be. Kapattı lan. Kapattı. Ya bunlar böyle yerlere gitmeyi sever mi ki? Rahmet severler mi lan? İnat işte Cemil abi. Söylüyorum ben size. İnadından yapıyor bunları size. Ama Rahmet sen de niye her şeye böyle bam diye atlamalar oğlum? Bir saniye abi, bir saniye. Bir saniye. Kardeşine iyi kimse bilemez. Ben gidiyorum. Ya bırak, dur. Ben gidiyorum. Bırak. Oğlum nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nerede olduklarını biliyor mu da gidiyor? Nereye gideceğim? Fark etmez abi. Ben tek tek eğlence mekanlarına gider bulurum onu. Ben de geliyorsun Cemil. Hadi yürü. Geliyorum tabii lan. Burada durduğumuz evet, kapat. Evet. Polis adamsın, işe yararsın. Yürü hadi. Yürü. Zaten sokaklarda orada neler var siz bilmiyorsunuz. Serikleri de arayacağım. Bir dakika ya. Ya abi bir oturun Allah'ını seversen. Otur abi. Otur. Evet. Abi yani siz de çok şeye gaza geliyorsunuz ya. Tamam, sizi gaza burada delirtmeye çalışıyorlar. Ha? Siz de deliriyorsunuz. Aferin bak böyle yapıcı ol işte oğlum sen de. Otur. Evet. Otur, bir şey yok. Şimdi kabul etmek lazım. Abi, zaten yap. Ben seninle konuşmuyorum abi. Bir dakika. Delirdik büyüttük. Yani. Siz teklik diyorsunuz. Sakin oturuyorum ben burada. Abi. Tamam sakin. Kudurdular değil mi? Delirdi. Sonra da lokantaya gidelim kahve içmeye. Biraz daha geç kalırız, öyle gideriz eve. Tamam. Ha? Bari o zamana kadar dans etmeyi mi denesek he? Yaparız belki. Vallahi yok, olma başım çatladı. Filiz. Kız bu Deniz değil mi bizim gelin olan? Aa o. Rahmet nerede ki? Bilmiyorum ben, yok galiba o. Bakın. Yürü. Deniz. Aa. Sizin ne işiniz var burada? Yalnız mı geldiniz? Ha, Rahmet nerede? Rahmet yok. Ben kavga ettim Rahmet'le. Tek başıma çıktım. Ne yapıyorsun gelin hanım? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Siz her akşam çıkıyor musunuz böyle? Yok kız. Bu gece çıktık öyle, adamları uyuz etmek için çıktık. Niye takıştınız Rahmet'le? Ne oldu? Tamam. Kız bu ne? Zehir bu. Ay! Ver bakayım onu. Sen de ver. Bekleyin beni, burada geliyorum. O neydi? Bu alkolerisi şuradaki hanımlara mı gönderdiniz? Ne yapıyor kız bu? Öyle mi? Tabii. Afiyet olsun ikinize. Aa! Yürü. Afiyet olsun. Ne kadar terbiyesiz insanlarsınız ya. İki tane kadın baş başa dışarıya çıkamayacak değil mi? Hemen yavşayacaksınız yani. Ne? Siz bize iş mi atıyorsunuz? Evet. Bak bastırmayın hemen adamın damarın bas. Ne diyorsun kızım sen? Ne demek ne diyorsun be? Kadın hamile, ikisi de evli. Sen kalkmış burada içki oluyorsun. Nereden alıyorsunuz bu cesareti? Sizin gibi al şu şirreti başımdan, yoksa çok fena olacak. Sen kime şirret diyorsun ulan? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kimsin? Aslı sen bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz siz? Kimsiniz kimsiniz lan? Bana ne? Aramıyorsanız bu saatte işiniz ne burada? Ne? Cemil, arasana abi şunları. Ara hadi, ara. Saat kaç oldu? Uzadı bu işe de ara. Olsun bitsin, gidelim alalım şunları, gelelim hadi. Açmıyor. Allah'ım ya Rabbim, sen bana sabır ver, delireceğim ben ya Rabbim ya. Saçma sapan mevzudan geldiğimiz noktaya bak ya. Olacak iş mi ya? Abi tamam, bir sakin ol, bir dur ya. Ya aynen oğlum, Rahmet doğru söylüyor yani. Şimdi hep birlikte bir halt yedik. Siz de artık çekeceksiniz bunu ben yani. Ben bir şey yapmadım ama yani. Oğlum ne yaptık? Ya şunu hak etmek için ne yaptık? Olacak iş mi? Ufacık bir hata ya. Ya başımıza gelenlere bak. Yani Barış sen de şimdi bir düşündüğün zaman az buz şey yapmadın. Ya. Ne yaptı bana satayım? Oğlum İstanbul koskocaman yer, tamam mı? Abuk sabuk yerlere gidiyorlar şu anda. Biz nerede olduklarını bilmiyoruz. Başlarına bir şey gidip alamayacağız onları. Ha? Ne yapalım ben şimdi? Ne diyeyim onlara? Siz söyleyin bana. Aha. Alo. Efendim Salih. Ney? Nerede? Aradın.
Tamam kardeşim, geliyoruz. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Kendine gel. Şişt, Cemil. Ya arkadaş ya. Cemil bana bak, ne oluyor oğlum? Şişt, bana bak, kendine gel lan, ne oluyor? Söylesene. Abi. Bana bak, bizimkilerle ilgili oğlum. Cemil abi. Ulan koskocak annesi ne olacak salak? Ne bileyim ben. Bana bak, kolonya getir, var mı evde? Abi bu evde ne olursa bir şey. Yeni yandı. Cemil, Cemil. Bana bak. Ha baba. Tabii 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 canım. Amcam bozuldu canım komşularına. Bozulmaz mı adam ya? Bilerek bilet kayıp diyor. Bana bugün ne dedi? Bak sen beni dinle, boş ver dur. Bak dinle. Bugün dedi, bana yardım edene dedi. Ben dedi yarın yağdırırım dedi bak. Bugün de eğer benden biri el çekerse ben yarın dedi ona zırnık koklatmam dedi. Babacığım adam haklı. Ne yapsın? Banka kasasına koymuş bileti. Almayacak tabii, hemen almayacak. Ne yapacak hemen alın? Adam dost düşman ortaya çıksın istiyor. Baba bu kadar basit ya. Hadi o zaman ben annemin ellerinden öpüyorum. Ve daha şimdilik buradayım ya. Buradayım. Parayı alana kadar ben buradayım. Haydi öptüm babacığım. Ah oh, ya. Ha, iyi akşamlar ağalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Amca. Amca. Gel gel. Ne yaptı lan? Yuttular mı? Ha, yutmazlar mı? Midelerine kadar soktum. Şimdi sıra oldu, çekmeye geldi. Oğlum biz seninle var ya çok iyi ikili olduk ha. Ama adamları iyi benzettik ya. Hak ettiler ama. Kız sana da helal olsun. Vallahi nasıl duruyorsun o müzikte ya? Benim hala kafamda davullar çalıyor. Barış'a gelsin de çalan davulları öyle görsen bak kıyamet kopacak burada. Ama yani bize dediğimiz kadar varmışız bence. Bir eğlenmeye gittik. Baksana geceyi nezarette kapattık. Ha, eğlenseydik bari de değseydik gittiğimiz oraya kadar. Ne? Siz de eğlenmiş gibi yapın o zaman, ne var? Ya zaten amacınız onları sinir etmek değil mi? O zaman devam ettirin, bari çektiğiniz eziyete değsin. Hı, öyle mi canım? Sen biraz akıl verme bence bize. Senin onlardan bir farkın yok zaten. Allah Allah ya. Sen niye sürekli bana çatacak yer arıyorsun? Ayrıca benim niye onlardan bir farkım yokmuş? E sen de her işini yalan dolanla hallediyorsun. Yalan mı? Ha? Sonra arkanızı biz topluyoruz zaten. Hı, öyle mi? Farkındaysan nezarethanenin içinde ikimiz varız. Bu mevzu farklı ama. Hı, çok farklı. Şu an seninle uğraşamayacağım çünkü kocan olan seni benden çıkartmaya çalışıyorsun. Hayır canım, ben kardeşimi düşünüyorum sadece. Ay düşünme kardeşini, Allah Allah ya. Kardeşini kendine düşünecek aklı yok mu yani? Git kendi kocanla uğraş. Bir şey söyleyeceğim ciğerlerim. Şu anda gerçekten tam gelin görümcü oldunuz. Ay saçmalama Çiçek, ne alakası var? Filiz! Kızım delirdin mi sen? Ha? Ne işin var senin nezarede? Bir de bardak kavga çıkarmışsın. Allah! Çocuklar nerede? Yalnız mı bıraktınız çocukları evde? Ha, yok yok, tufan başlarını merak etme. İyi. Ne var canım Allah Allah? Eğlenemez miyiz biz? Ya hala eğlenemez miyiz diyor ya. Sen beni delirtecek misin yavrum? Sen bak evli barklı hamile kadınsın. Senin ne işin var barda kavgalarda? Hamile ve evli olmayınca oluyor yani. Deliciğim senin ne işin var burada acaba? Açıklayabilir misin? Ne haber? Ne haber mi? Sen nasıl buldun ablanları? Rahmet, kusura bakma kardeşim ama kesin Deniz bacım kardeşim yüzünden bizimkiler buraya düştü. Abi siz ne taktınız benim seni? Ne istiyorsunuz bu kızdan ya? Bela çekiyor oğlum. Bir dakika ya, bir dakika. Niyeymiş Cemil Efendi? Yani bizim nezarete düşecek aklımız yok mu? Akılla mı oluyor bu işler Çiçekciğim? Ha? Akılla mı? Akılınız olsaydı buraya düşmezdiniz. Allah Allah! Allah ya! Siz başınıza bela açmayı biliyorsunuz. Biraz da biz başımıza bela açalım bakalım nasıl oluyormuş. Hep birlikte görelim. Bana bak, sen bu ders verme işlerini biraz abarttın mı acaba? Ha? E kadınları nasıl delirttiyseniz artık. Deniz'im sen bir söz istersen. Sen de sonra konuşacağız. Niye Allah Allah? Doğru söylüyor. Kız konuşsun. Niye susuyormuş? Biz sizin peşinizden koştuk. Şimdi siz bizim peşimizden koşun bakalım nasıl oluyor? Abla ne diyorsun sen ya? Yine iyi yırttınız, çıkıyorsunuz. Ha? Karşı taraf şikayetçi olur. Ay bir de şikayetçi olsun sonuçta. Soracağım şimdi sana, karşı tarafa gel. Ha öyle mi? Karşı tarafı konuşalım da. Nesihan'la önce mi konuşalım, sonra mı konuşalım kocacığım? Nasıl istersin? Allah belasını versin Nesihan'ı. Amicim. Tamam diyorum, hadi. Gördün mü Filiz Hanım? Böyle saçma sapan trip atacağını bildiğim için Nesihan'ı söylemedim ben sana. Sus. Ne var ya? Arkadaşlarımla eğlenmeye gittim. Ne demek trip? Ya ne eğlenmesi? Bu triplerin yüzünden seni nezaretten topluyorum. Farkında mısın sen? Yok böyle gece dışarı çıkmalar, eğlenmeye gitmeler, ondan sonra karakollara düşmeler. Senden hiç beklemezdim Çiçek, biliyor musun? Ama yani şimdi Cemil, eğlenmek dediğinde bence böyle olur. Hem Filiz, kız çok da güzel eğlenmedik mi? Bence gene yapalım. Vallahi çıkıp çıkıp gidelim. Ben de çok eğlendim Çiçek vallahi. Bana bak bana. Delirdin galiba sen. Kendine gel. Ne var ya? Allah Allah. Ne yaptık biz size Çiçek ya? Bir söyle.
Yalan söylediniz. Sen bir de o ne o kızın adı Neslihan mı ne? Onun orada olduğunu söylemiyorsun bir de bana. Üste çıkmaya çalışıyorsun, utanmıyorsun. Yavrum onun hiçbir alakası yok ki. Sen ne dedin, o kız sarı kadını gönderdik. Geldim kadının üstüne çıkıyordun. Ya... Sonra yok niye kızdınız? Yok niye trip atıyorsunuz? Sizin yaptığınızı biz yapsaydık ne olacaktı sonucu acaba? Biri... Ya... Tamam yani öyle değil tam olarak yani biz daha pratik olsun diye öyle kararlar alıyoruz yani. Kötü niyet yok ama sonucu öyle şey oluyor diye. Ne demek istiyorsun şu an, özür mü diliyorsun? Evet karıcığım, özür dilerim. Doğrusu özür dile. Özür dilerim. Sen dilemiyorsun galiba Cemil. Yok biz de dileriz de yani. Durup dururken bu bara gitme meselesini ben hiç tasvip etmedim Çiçek, onu söylemem lazım, kusura bakma. İyi tamam, biz de onun için özür dileyebiliriz. Ha. Evet olabilir. Zaten ne eğlenmesi be, vallahi çok sıkıldık ha, giderken üşüdük filan. Vallahi. Ha, şunlarla gel işte. Değil mi, eğlenemediniz yani değil mi? Sen bayağı özledin yani beni. Ben özledim valla, sen tadı çıkmıyor hiçbir şeyin ya. İyi bakalım hocam. Aa. Biz de barışsak mı ya? Bilmem ki acaba barışsak mı? Bakayım bir elini tutayım, barışmış mıyız? Vallahi barışmışız. Ya keşke şu Tufan'ın meselesini de halledeydik birader ya. Çözeriz çözeriz, hadi eve gidelim hadi. Kalkın lan, kalkın. Yine eve gitmeyi becerememişiz, burada sızıp kalmışız ya. Ay. Sanki evde buradan farklı bir yerde yatıyorsun amca ya. Ulan hep o faydasız gudubetin yüzünden ha. Komşular mis gibi yumuşacık yumuşacık döşekler getirmişti, hiçbirini almadı ya. Ya sen bir rahat olsana, şu plan bir işlesin. Çok daha güzellerini alacağız amcacığım. Bak. Ama bu sefer orta azar. Öyle oyun moyun yok. Tabii, 50-50. Madem bileti kaybettik, suyunu içelim ya. Tamam oğlum, tamam. Allah Allah. Taş atıp kolumuz yorulmayacak ya. Daha planı tutup tutmayacağı bile belli değil ya. Allah. Ha, günaydın Fikri. Günaydın. Ya sen yine burada mı yattın ya? He, burada yattım. Niye şaşırıyorsun ki bunu? Ya ben sana yardım etmek istiyorum Fikri. Et bakalım lan, nasıl edeceksin? Bak. Bunlar benim torunumun sünnetinde takılan altınlar. Anası askerliği için bir kenara koyduydu. Hayırlı olsun dayıcığım. Ne zaman gidiyor askere? Ya çocuk daha 5 yaşında be yeğen. Ne askerliği? Ya bir ömür varmış ya. Ha? Ben de onun için getirdim bunları size zaten. 5 çeyrek 2 tam. Hele sen dardan bir kurtul, elin bir bollasın, bakarsın artık. Allah razı olsun. Bak güzel kardeşim. Çok önemli bir şey diyeceğim sana. Ben bunları almayayım şimdi. Niye mi? Çünkü ben bunları sana geri ödeyemem. Benim elim hiçbir zaman bollaşmaz. Amcam çok gururlu bir insandır öyle. Hemen şey yapamaz, alamaz yani. Hem şu... Piyango meselesini de çıkartalım. Ben onu kaybettim, kaybettim. Yok piyango bileti falan yok. Anladın? Ya ne piyangosu ya Fikri ya? Allah Allah ya. Biz arkadaşız ya, komşuyuz ya. Aa. Hem ben seni sevdiğim için getirdim bunları ya. Vermeden almak olmaz Fikri. Hadi, hadi al şunları, al. Al. Al işte, al. Eyvallah. Ha? Bak. Elim bollaşınca ben de sana mutlaka bir şey yapacağım. İşte bu ya, işte bu. Tamam, eyvallah. Hadi, hadi ben kaçtım. Hadi eyvallah. Hadi, hadi eyvallah. Allah razı olsun. Allah'ım yarabbim, ne kadar iyi bir insan ya.
Sen şu yeğenine azıcık güvensen var ya, biz şu işleri tıkır tıkır halledeceğiz. Baksana plan nasıl işliyor, bak. Al bakalım, teşekkür ederim arkadaşım. Hadi bakalım, biz de kahveye gidelim. Balık tutacağız, sazan balığı, tezgah kuralım. İyi, bana da arpa suyu alın be gelirken. Hadi. Kaybettik 1 milyonu ya. Az kalmıştı eski hayatımıza geri dönüyorduk. Aynen Fiko ya. Yani eski evimiz gibi bir ev tutardık. Şurada halimize bak. Yatacak yatak bile yok. Zaten bizde şansı olsa. Ne yapsak acaba? Arasak mı? Belki babamın gözünden kaçtı. Belki bir şey oldu yani. Belki biz bulacağız pantolonu. Olamaz mı? Olabilir. Ana arayalım. Hatta bugün arayalım. Arayalım. Ben de geleceğim. Gel İsmo. Mahallemizi de gezmiş oluruz hem. Parka gidelim. Gidelim İsmo ama dinlenmek için gidelim. İlk önce babamın pantolonunu bulalım, oradan gideriz. Anlaştık mı? Evet, anlaştık. Hadi gidelim. Bence kahvaltıyla uğraşmayalım Fiko. Yani ne bileyim, bir ekmek arası yaparız. Tamam. Ay! Bu ne böyle bir Hint fakiri gibi dizilmişsiniz? Flüt getireyim mi? İster misiniz? Güzeldi. Filiz gelecekti. Kahvaltılık getirecek. Onu bekliyoruz. Öyle aç aç gitmeyelim dedi kişi. Ay getirsin getirsin. Şöyle ballı kaymaklı bir şey getirsin. Evde hiçbir şey yok Tufan. Dünden beri açım ben. Tabii tabii. Bal, kaymak, pekmez, tahin. Hepsi geliyor yoldalar. Gel sen otur. Ayakta kalma. O anahtarları var mı? Açarlar. Teşekkür. Ay. Gelmek üzeredirler. Şimdi yerler. Gelsinler. Cemil sen istersen bu tarafa geçme. Ferdacığımın yanına geçme. Ha. Tamam çiçekçiğim. Geçeyim çiçekçiğim. Ha? Yok bir şey. Yok. Ha. Haydi. Gelin, gelin. Çok acıktım valla. Şey gibi olmadım böyle, otellerde oluyor ya oda servisi. Aynı vallahi onun gibi oldu. Ya, hadi oturalım masaya geçelim. Kalk kız sen de çay koy. Ben şimdi koy. Sen de çay koy. Çiçek, hadi bize çayla bize. Hadi. Şöyle ekmeği de al, güzel yersin ekmekle. Hadi. Ne oluyor be? Ay bırak, bırak. Ay pis pis. Direnme. Bırak onu. Direnme. Ben senin başlıyorum. Ben senin başlıyorum. Başlıyorum. Ay yap gerizekalı çıkma bu seni. Bırak ya lan. Başlarken ama bir de bunu yapmadın. Sen çırpınma. Kalk üstünden. Telefonumu ver. Telefonumu alabilir miyim? Dur şunu yürü. Filiz hadi Filiz al lan şunu. Çocuk çiçek. Sildim. Sen ses çırpınma. Sildi bitti bu iş. Kurtulduk. Kurtulduk oğlum, kurtulduk. Ey aşk olsun Tufan ya. Bir de kurbanlık koyun gibi gıdımı okşattınız yani. Ya ne yapacaktık, ne yapacaktık? Geldim böyle şantajla evime çöktün ya. Hadi güle güle, hadi. Tufan bir dakika, bir dakika bak. İkinci defa kovuyorsun beni. Bu sefer çok fena intikam alırım. İyi düşün bak, intikam alırım. Ya ben Tülay'a aşığım. Cemil çanta. Hadi gidiyorum buradan. Çanta. Ya bırak! Ya yürü git, hadi. Ne diyor? Çıkın lan, çıkın. Tufan, bak Tufan. Nerede abi? Sen bırak, yola git. Sus be git. Allah aşkına sus be git ya. Git. Tamam, gidiyorum. Hadi ama ya, devam. Çekil, hep biz de çıkar. Kurtulduk. Hadi bravo lan. Yırttık lan vallahi. Ya ama çok şükür. Hadi. Lan ne plan yaptın ha vallahi. Işte. Oh. Soba yenileyecek gittik ama önümüz yaz. Bizden çok sizin ihtiyacınız var. Helal olsun Fikri. Helal olsun. Bizim oğlana düğün parası biriktirmiştik ama nişan atıldı. Bu herif Fikri işini gör. Bizim hanımın kolunda durup duruyordu zaten. Alışın görürsün. Ya siz ne kadar iyi, ne kadar güzel komşularsınız ya. Ama bana bakın. Eğer milli piyango bileti bende diye bunları bana veriyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ben onu kaybettim.
Allah Allah, yani onun için veriyorsunuz, alın paranız, yoksa yanar gider ya. Tabii canım, tabii. Sende yok bilet. Biletin ne önemi var? Komşu komşunun külüne muhtaç. Bugün sana, yarın bize. Paranın ne önemi var Fikri? Canın sağ olsun. Komşuyuz ya, ne demek? O zaman yazın al. Güzel yeğenim Ersin, teker teker yaz ki kimden ne aldığımızı bilelim. Geri verirken sorun yaşamayalım. Tabii tabii, ben hemen yazayım amcacığım ya. Ne kadar güzel insanlarsınız ya. Ya bir de diyordun ki komşuluk öldü. Böyle komşuluk ölür mü? Bunlar, bu insanlar var ya, her şeyi hak ediyorlar bunlar ya. Her şeyi. Oğlum ne ölmesi ya? Dirilmiş. Helal olsun. Ah ah ah. Keşke o milli piyango biletini kaybetmeseydim. Ben size onların misliyle öderdim ya. O da olur inşallah. Emekli Mehmet'ten 400 var. Şurada bir 5000 değil mi la bu? 5000. Bizim Necati'den de 3 bilezik hanımın kolundan ha vallahi. Ulan helal olsun size ya. Ne iyi insanlarsınız ya. Evet. Ya Fiko ya, çok yoruldum ben. Ya bir adım atacak halim kalmadı ya, yeter. Ben de çok yoruldum kızım ya. Aramadığımız delik kalmadı. Kim altı babamın pantolonunu ya? Ne bileyim ben, ne bileyim ben ya? Acaba belediye çöplüğünde midir ha? Hem birileri öyle alıp atmıştır sonra. Bizim burada olmaz öyle bir şey. Pantolon sonuçta yani. Yırtık pırtık bile olsa illa giyecek birisi vardır. Tamam da kim yani? Baksana cücü bile görmemiş. Acaba birisi burada bizden mi saklıyor? Olamaz mı? Ana, vallahi olabilir ha. Doğru söyledin. Tamam da kim? Gözümüz açık olsun. Tuhaf hareket eden birisini gördüğümüz gibi çökeriz başına. Bu babamın pantolonu değil mi ya? Vallahi da billahi da bulduk Fiko. Dur ben İsmail'i alayım. Hadi. Hadi İsmail gel ablacığım. Bak babamın pantolonunu da bulduk. Gelmeyeceğim. İsmail hadi abicim. Gelmeyeceğim, yoruldum. Ya Kiraz hadi sene. Ya Fiko ne yapayım, kalkmıyor işte. İsmail abicim sen burada oyna. Ama sakın hiçbir şey etme, tamam mı? Biz babamın pantolonunu alıp geleceğiz. Anlaştık mı? Ya İsmail'i burada mı bırakacağız? Ya ne olacak kızım ya, mahallemizin parkı. Sakın bir yere gitme İsmail. Abla! 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 Ya altındaki pantolon babamın, geri ver onu bize. Ben buldum onu benim. Ya tamam ablacığım, yine sende kalsın. Babam cebinde bir şey olmuş. Onu alacağız sadece. Hadi. Ya kontrol edeceğiz. Ya şundan da. Ya yakala şunu Fiko. Ya, bırakın. Bırakın beni be. Ya. Bunlar ne ya? Fiko. Bulduk. Harbi mi? Bak. Allah! Zengin olduk be! Olay be! Zengin bulduk! Aynen ha! Kurtulduk şu fakir hayattan. Aktırma çaktı ama biletimizi olan anlamasınlar. Aynen ha! Anlarlarsa alırlar bileti bizden. Sen ne diyorsun? Yarısı için adam öldürürler. Ya ne yapacağız böyle? Evde mi oturacağız ha? Hadi çıkalım, alışveriş yapalım. Oturacak oturacak bir şeyler alalım kendimize. Olmayan paramıza ne alışveriş yapacağız Barış ya? Sen daha işe başlamadın. Güzelim, pazartesi günü gireceğim işte. Ha? Taksit maksit çözeriz bir şekilde ya. Baksana böyle sağdan soldan bulduğumuzda sersefil oluyoruz. Ha? Hadi. Ya yok, boş ver. Kim oturuyor ki evde zaten? Bak 5 dakika diye çıktılar, ortada yoklar hala. Ders çalışacaklardı bir de. Allah'ım sizin bütün okumayı yazmayı işi rahmete toplanmış. Geriye kimseye bir şey kalmamış ki. Zengin olduk. Evet evet, zengin olduk. Bak duymadın, zengin olduk be. Ver bakayım şunu, ne piyango? Nasıl anam, kazanan bilet buymuş mu? Evet evet, öyle Barış abi. Anam zengin mi oldu? He, milyoner mi olduk bizim? Bitti bizim şilemiz. Evet, işe kaldı. Ay, zengin olduk, anam, zengin. Anam oturuyorum, işe kaldı. Aferin. İsmi nerede? Eyvah. Merhaba.
Abla şey, biz bileti görünce İsmo da gelmeyince... Nerede oğlum çocuğu söylesene. Şey, parkta oyun oynarken bıraktık biz onu. Oğlum siz manyak mısınız? Bırakılır mı çocuk? Oğlum çocuk siz burada kalın. Çık şunları başlayın. Nasıl unuttuk seni ya? Ya nasıl bırakırsınız İsmo'yu orada? İsmo neredesin abicim? İsmo! Barış İsmo ya. Dur güzelim dur. Sakin ol. Burada bir yerde. Sakin ol. Sakin ol. İsmo! İsmo! Oğlum neredesin abicim? İsmo! İsmo! Neredesin be oğlum? İsmo! Gel abicim İsmo! Gel. İsmo! Gel ablacığım. İsmo! Neresi? Güzelim sakin ol. Tamam. Tamam burada bir yerde. Çıkacak ortaya şimdi. Bekle.